Herkese merhabalar. Deniz Uğur'da 24 hafta sonu başlıyor. Hepinize mutlu, daha da önemlisi umutlu pazar günleri diliyorum. Şimdi önce gündeme göz atacağız. Çok sıcak gelişmeler var. Daha sonrasında programın akışını izleyicilerimiz biliyor. Değerli konuklarımız olacak. Gazetedeki gündemlere bakacağız. Fakat önce bu haberi size aktarıyorum. Bu sıcak bir gelişme. İstanbul Güne kaza haberiyle uyandı. Basın Ekspres yolu Atatürk Havalimanı mevkiinde sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi. Hemen olay yerine şimdi gidiyoruz. Kazada yaralananlar varmış. 24 muhabiri Fatma Duman kazanın olduğu noktada. Şimdi ona dönüyoruz ve son durumu kendisinden alıyoruz. Evet Deniz Uğur, şu anda sizlerin de belirttiğiniz gibi Basın Ekspres Caddesi Çoban Çeşme kavşağındayız ve burada içerisinde 7 sivil polis memurunun ve bir şoförün bulunduğu servis minibüsünün devrilme sonucu bir kaza meydana geldi. Kameraman arkadaşımdan size kaza yerini göstermesini isteyeceğim. Nitekim şu an burada bir vinç operatörü devrilen servis minibüsünü kaldırmak için gereken şeyleri yapıyor. Evet, dediğimiz gibi kaza nasıl meydana geldi ondan bahsedelim. Malumunuz İstanbul Güne hafif bir yağmurla başlamıştı ve kayganlaşan yolla birlikte servis şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu içerisinde başta da belirttiğim gibi 7 sivil polis memurunun bulunduğu servis minibüsü devrildi. Polis memurları görevden geliyorlardı ve Çoban Çeşme istikametinden Bakırköy'e geçeceklerdi. Nitekim dediğimiz gibi şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti ve servis minibüsü devrildi. Sivil polislerin durumu ise iyi. 6'sı kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldılar. Şoförün ve bir diğer polis memurunun da durumunun iyi olduğunu sizlerle paylaşabiliriz. Dediğimiz gibi kaza Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme kavşağında meydana geldi. Bakırköy yönüne giden sivil polisleri taşıyan servis minibüsü yağmurlu havanın da etkisiyle bariyerlere çarparak devrildi. Nitekim emniyet mensupları da o istikameti şu anda trafiğe kapattılar. Kaza saat 9 sıralarında meydana geldi. Kazada başta da belirttiğimiz gibi 6 sivil polis memuru yaralandı ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırdılar. Servis şoförünün ve bir diğer polis memurunun ise durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi şu an burada emniyet mensupları var. Bir vinç operatörü, bir vinç var. Servis minibüsünü kaldırmak için şu anda görevdeler. Trafikte herhangi bir değişim söz konusu değil. Çoban Çeşme istikametinin yalnızca kapalı olduğunu izleyicilerimizle paylaşabiliriz. Bakırköy yönüne giden istikametin o kavşağın kapalı olduğunu paylaşabiliriz izleyicilerimizle. Onun dışında servis minibüsü kaldırılır kaldırılmaz trafiğe tekrardan kavşağın açılacağını söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi şu anda Basın Ekspres Caddesi üzerinde Çoban Çeşme kavşağındayız. Basın Ekspres Caddesi'nde Atatürk Havalimanı'na giden istikametteyiz. Dediğimiz gibi kavşak üzerinde sivil polisleri görevden dönen sivil polisleri taşıyan servis minibüsünün şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada 6 sivil polis memuru hafif yaralandı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar diyelim ve buradan Basın Ekspres Caddesi'nden olay yerinden sözü tekrardan size bırakalım. Teşekkürler Fatma, geçmiş olsun diyoruz. Sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu Van kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçede DEM adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği taşıdığı anlaşılmaktadır denildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilmemiş sayılması ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesine ilişkin Van İl Seçim Kurulu hükmünün kaldırılması ve mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararının gerekçesi tamamlandı. YSK'nın 16 sayfalık gerekçesinde Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29 Mart 2024 tarihli karar yok hükmünde olsa da bu haliyle de henüz kesinleşmemiştir. Abdullah Zeydan'ın şeklen de olsa seçim takvimine uygun olarak süresinde ibraz edilmiş ve kabul edilmiş, kesinleşmiş bir yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı bulunduğu için 31 Mart 2024 oy verme günü itibariyle seçilme yeterliliğini taşımaktadır denildi. Yapılan tüm itirazlar değerlendirilmiş ve YSK'nın kararına göre Van'da mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması büyük finalinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanlar olarak Kur'an'ın rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz ifadelerini kullandı. Müslümanlar olarak bugün Kur'an'ın rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Dünyanın dört bir yanında İslam beldelerinin çoğunda kan, gözyaşı ve istikrarsızlık hakim. Etnik, mezhep ve kabile temelli gerilimlerin en çok yaşandığı yerlerin başında İslam ülkeleri geliyor. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmeti olmamıza rağmen gelir adaletsizliğinin yaygın olduğu ülkeler maalesef bizim inanç coğrafyamızda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasında yaşanan sorunlara, akan gözyaşına dikkat çekti. Olayların sorumlularını işaret etti. Kardeşlerim, elbette bize, medeniyetimize ve inandığımız değerlere zıt olan bu tablonun sorumlusu sadece Müslümanlar değildir. Küresel emperyalist güçlerin İslam dünyası üzerinde oynadığı oyunların yaşadığımız bu sıkıntılarda önemli payı vardır. İslam ülkelerinin sahip olduğu altının, petrolün, madenin ve diğer yeraltı yerüstü kaynaklarının rantını o zenginliklerin asıl sahipleri değil, eski sömürgeci güçler yemektedir. Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması büyük finali programına katıldı. Batılı güçlerin İslam coğrafyasında kurduğu tuzaklara dikkati çekti. Bakınız çok açık söylüyorum. Bugün Suriye'yi, Yemen'i, Libya'yı, Sudan'ı, Filistin'i ve daha nice İslam toprağını kana bulayan çatışmaların, gerilimlerin, zulümlerin gerisinde bu sömürü düzenini devam ettirme planları vardır. Kimi zaman demokrasi getirme, kimi zaman terörü ve gerilimi bitirme, kimi zaman ülkeyi kalkındırma, kimi zaman barışı ve istikrarı sağlama. Velhasıl her defasında farklı bir maskenin arkasına gizlenerek oynanan oyunun gayesi zenginliklerin talan edilmesidir. Sözü İslam aleminin Kur'an'dan uzaklaşmasına getirdi. Müslüman ülkelerin hatalarını görmesi gerektiğini vurguladı. İslam ve insanlık düşmanlarının tüm bu krizlerdeki paylarını sorgularken kendi hatalarımızı, kendi kusurlarımızı da açık yüreklilikle kabul edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i seniyyenin rehberliğinden ayrılmamızın, dinimizin umdeleriyle bağlarımızın zayıflamasının da karşımızdaki bu vahim tablonun oluşmasında etkili olduğunu biliyoruz. Evet, yine günün gazeteleriyle her zaman olduğu gibi devam ediyoruz. Öncelikle Akşam gazetesinin birinci sayfasına göz atacağız. Ne manşetler varmış bakalım. Bayrama yetiştirin, çok para kaybederiz. Gözüme çarpan en büyük manşet. Gece kulübünde 29 kişinin öldüğü tadilatın işletmecilerin baskısı nedeniyle aceleye getirildiği ortaya çıktı. Ölen demir işçilerinin patronu Kahraman Erdem, normalde tadilat yapılacak alana bütün yanıcı ve tehlikeli malzemeler söküldükten sonra girmemiz gerekiyordu. En az bir aylık çalışmamız vardı diye ifade verdi. Erdem ilk toplantıda Ramazan'dan önce tadilatın bitirilmesinin istendiğini belirterek aksi halde bayramda mekanı açamayacaklarını ve bunun büyük kayba yol açacağını söylediler. Biz de kabul ettik dedi. Üçüncü sayfada haberin detaylarını okuyabilirsiniz. Burada Cumhurbaşkanımızın resmini görüyorum. Hemen diğer haberin yanında zulümlerin arkasında sömürü var şeklinde Akşam'ın başlığı. Başkan Erdoğan, emperyalist güçlerin İslam dünyası üzerinde oynadığı oyunlara dikkati çekti. İslam ülkelerinin sahip olduğu zenginlikleri eski sömürgeci güçler yiyor. Afrika'dan Asya'ya pek çok bölgeye baktığımızda sömürü çarkının
nasıl işletildiğini rahatça görebiliyoruz. Bugün Suriye'yi, Yemen'i, Libya'yı, Sudan'ı, Filistin'i ve daha nice İslam toprağını kana bulayan çatışmaların, zulümlerin gerisinde sömürü düzenini devam ettirme planları vardır. 13. sayfada haberin devamını okuyabilirsiniz arkadaşlar. Burada sür manşet var. Benim dikkatimi çekiyor. New York polisinden başörtülülere tazminat şeklinde bu haber. Belediye sabıka kaydı skandalına 17,5 milyon dolar ödeyecek. Evet. New York Belediyesi sabıka kaydı fotoğrafı için başörtülerini zorla çıkarılan Jamila Clark ve Arwa Aziz'le anlaştı. Belediye aynı uygulamaya maruz kalan 4100 kadına da ödeme yapacak. 6 yıl önce dava açan Clark ve Aziz belediye ile anlaşmaya vardı şeklinde. Bir diğer sürmanşet, bize Türkiye yeter başlığıyla verilmiş. 7.4'lük depremle sarsılan Tayvan sadece Türkiye'nin yardımını kabul edeceğini açıkladı. İçişleri Bakanı Lin Yuchang, Türkiye İHA ve drone kullanımında tecrübeli 7 kişilik ekip Taroko Vadisi'nde çalışacak dedi. Tayvan'daki depremde 12 kişi ölmüş, 13 kişi kaybolmuştu. Evet. Anadolu sakin, Bodrum felç şeklinde bir başka haber var ilk sayfasında akşamın. Bayramda 9 günlük izni fırsat bilenler tatil bölgelerine akın etti. Otogar ve havalimanlarında doluluk %95'e çıktı. Otobüs firmaları artan talep karşısında ek seferler koydu. Tatilin İstanbullular için uzak rotası Antalya ve Kapadokya, yakın güzergahı ise Sapanca ve Bolu oldu. Evet, resmi görüyorsunuz. Bodrum girişinde uzun kuyruklar oluştu. Kuzey Anadolu Otoyolu ile TEM'de dün yoğunluk nispeten azdı diyor haber. Hemen bunun altında Alyans için katletmiş başlığını görüyorum. Mersin'de ikisi evde, biri yanmış otomobilde cesetleri bulunan 3 kişilik ailenin ölümünü katilin kuyumcuda bozdurduğu Alyans aydınlattı. Mersin Erdemli'de Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya yanan evde, yarım saat sonra da baba Neşet Kaya 5 kilometre uzakta alev topuna dönen otomobilde ölü bulunmuştu. Ailenin komşuları H.E. gözaltına alındı. Anne ile oğlunu eterle bayıltan katilin Nurgül Kaya'nın alyansını çaldığı, sonra da evi ateşe verdiği belirlenen şüphelinin Neşet Kaya'yı da bıçaklayıp otomobilini yaktığı ortaya çıktı. Evet, kan dondurucu bir haber gerçekten. 33 bin kişiyi öldürdükten sonra uyandılar şeklinde bir de ünlem işareti var. Bu haberi de size aktarmak istiyorum. ABD'de aralarında eski temsilciler meclisi başkanı Pelosi'nin de bulunduğu 36 kongre üyesi demokrat, Başkan Biden'a İsrail'e silah transferinin durdurulması çağrısında bulundu. 7. sayfada okuyabilirsiniz. Günaydın diyorum kendilerine. Kredi artık dokunulamaz. Hemen bunun altında yer alan haber. Ucuz kredilerin tüketimi arttırmasıyla tırmanan enflasyonu yeniden tek haneye çekmek için faizler yükseltildi. Son bir yılda ihtiyaç kredisi faizi %167, konut kredisi faizi %145 arttı. Enflasyonu yeniden tek haneye düşürme adımlarının yanında tasarrufu arttırmak için de mevduat faizleri yükseltildi. Kartta yeni faiz başlığı var. Hemen bunun yanında Merkez Bankası kredi kartında uygulanan aktif faiz oranını %3.66'dan %4.25'e çıkardı. Dördüncü sayfada bu haberin devamını okuyabilirsiniz. Hemen altında Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a hırsız seçmişiz şeklinde bir başlık var. Bu haberi de size aktaralım. İyi Parti Genel Başkanı Akşener iki CHP'liyi çok sert eleştirdi. Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıyı anlatmam mümkün değil dedi. Merak uyandıran bir haber 13. sayfada okunabilir arkadaşlar. Şimdi Sabah gazetesine göz atacağım. İsrail'le kavgamı mutfakta veriyorum manşeti var. Gazze savunucusu, çevirmen ve aktivist Ayçin Kantoğlu katliama karşı bireysel mücadelenin önemine
dikkat çekti. Boykotla mı İsrail'i batıracaksın veya Filistin'i kurtaracaksın diyenler oluyor. Madem dünyada Gazze dışında her yer işgal altında, o zaman biz de diyoruz ki dünya dışında her yer bir savaş meydanı. Buna evlerimiz ve mutfaklarımız da dahildir. Yerli deterjanlar onlarınki kadar güzel temizlemiyorsa bırakın temizlemesin. Kıyafetleriniz bembeyaz, Gazze'li çocuklar da bu yüzden ölü ise o temizlik temizlik değildir. Verdiğin paranın belirli bir kısmı bir başka yerde başka insanların canını yakıyorsa ne anlamı var demiş sevgili Ayçin Kantoğlu. Evet, 29 canı bile bile ateşe attılar haberi sabahta da yer almış. Beşiktaş'taki gece kulübünde can veren işçilerin patronu Kahraman Erdem'in anlattıkları ihmali ortaya koydu. Tadilat yapılacak alana bütün yanıcı ve tehlikeli malzemeleri söküp girmemiz gerekiyordu. En az bir ay çalışmamız vardı ama işletme sahipleri Ramazan bitmeden işin bitmesi gerektiğini, aksi halde bayramda mekanı açamayacaklarını ve büyük bir maddi kayba uğrayacaklarını söyledi. Biz de kabul ettik. Üzgünüm demiş. Üçüncü sayfada okuyabilirsiniz sabahta. DEM destekli başkanın ilk icraatı işçi kıyımı. Bir diğer gözüme çarpan haber. Esenyurt'taki DEM CHP ittifakında erken kapışma. DEM destekli CHP'li başkan eski başkanın işçilerini attı. İstanbul Esenyurt'ta belediye başkanlığını DEM partinin işaret ettiği CHP'li Ahmet Özer kazandı. Kimsenin ekmeğine dokunmayacağım diyen Özer'in ilk işi eski başkan Bozkurt'un personelini işten kovmak oldu. Bu yeni işe alımlar yeni yönetimi zora sokmak için atılmış bir adımdır dedi. 13. sayfada yine çok ilginç olan bu haberi okuyabilirsiniz. 17,5 milyon dolarlık başörtüsü tazminatı, burada da aynı habere yer verilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2018'de sabıka kaydı için başları zorla açtırılan iki Müslüman kadının davasında karar çıktı. Ayrımcılık yapan New York Belediyesi Jamila Clark ve Arba Azize 17,5 milyon dolar tazminat ödeyecek. 18. sayfada haberin devamı. Şimdi Milliyet'e göz atıyoruz. Hariciyede reform vakti diyor Milliyet büyük bir manşetle. Dışişleri reformunun ilk adımı atıldı. Bakanlığa savunma sanayi, terörle mücadele, istihbarat kurumlarıyla ilişki, organize ve mali suçlar alanlarında yeni görevler verildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye'nin diplomaside küresel bir aktör haline gelmesi dikkate alınarak Dışişleri Bakanlığı'nın teşkilat yapılanmasında dünyadaki gelişmelere paralel değişiklikler yapıldı. Düzenleme ile dış işlerinin genişlemesi, her coğrafyada temsilin olması, güçlü diplomatik ağı yansıtacak bir merkezi yapılanma öngörüldü. Bakanlığın faaliyet alanlarının geliştirilmesi ve hizmet birimlerinin buna uygun teşkilatlandırılması amaçlandı. Buna göre genel müdürlüklerin sayısı 36'ya çıkarıldı. Bazılarının isimleri değiştirildi. Reformların devam edeceği bu çerçevede bakanlığın yurt dışı teşkilatlanmasının dönüştürülmesi, yeni bir yerleşkeye taşınılması gibi adımların da atılması bekleniyor. 8. sayfada devamını okuyabilirsiniz. Zulme karşı kelimeler kifayetsiz başlığını görüyorum Milliyet'te. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması final programına katıldı. Konuşmasında Gazze'deki İsrail zulmüne değinen Erdoğan, zulmü, soykırımı anlatmaya artık kelimeler kifayetsiz kalıyor. İslam beldelerinin çoğunda kan, gözyaşı ve istikrarsızlık hakim. Zulümlerin gerisinde sömürü düzenini devam ettirme planları var dedi. 8. sayfada devamını okursunuz. Evrenin sırları ortaya çıkacak başlığını görüyorum hemen yanında. Dünyada sadece Amerika kıtasının bazı yerlerinde görülecek olan tam güneş tutulması insanların yanı sıra bilim dünyasını da heyecanlandırdı. Tutulmanın yaşanacağı 4 dakika pek çok bilimsel gerçeğin açığa çıkması için altın zaman olarak nitelendiriliyor. Kişisel işlerimize odaklanma zamanı. Her ay bir yeni ay ve dolunay sanki bir kalbin atışı gibi belirli koşulları gündeme getirir. Güneş tutulmalarının gerçekleşmesi için yeni ayların ay düğümlerine en az
20 derece yakın gerçekleşmesi gerekir. Güneş tutulması da önümüzdeki 6 aylık dönemde kişisel işlerimize odaklanmanın daha yerinde olduğunu anlatmakta. Hakan Kırkoğlu yazmış bunları. 3. sayfada ilgilileri okuyabilirler. Bayramda yaz havası yok haberini görüyorum yine ilk sayfada. 9 günlük bayram tatili başladı. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Orhan Şen, Türkiye'nin genelinde hava sıcaklıkları ortalamalarda. İstanbul'da 18, Antalya'da 21, İzmir'de 22 derece civarında olacak. Bir yaz havası yok, bahar havası var. Tatile gidecekler, yaz tatiline gidecekmiş gibi gitmesin. Hüsrana uğrarlar dedi. Görüyorsunuz fotoğrafı, İstanbul'da dün sabah boğaza çöken sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gerçekten de muhteşem görüntüydü. Demli vekil terörist cenazesi taşıdı haberini görüyorum. Fotoğrafı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dem Batman milletvekili Zeynep Oduncu'nun terör örgütü PKK'nın sözde komutanlarından Edesa Cejna Kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin 3 Nisan'daki cenazesinde tabutunu taşıdığı ortaya çıktı. Yılmaz, Tunceli Obacık ilçesi Dolu Dibek kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilmişti. 8. sayfaya bakmanızı tavsiye ediyorum. Evet, Milliyet bu şekilde. Şimdi Hürriyet'e bakıyoruz ilk sayfasına. İran İsrail'i vuracak mı? Bu da benim merakla takip ettiğim haberlerden biri gündemdeki. İsrail İran'ın Şam konsolosluğunu vurunca Tahran intikam yemini etti. İran'ın bayramdan önce doğrudan İsrail'e saldıracağı konuşuluyor. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri alarma geçti. Orta Doğu gergin. İranlı yetkililer caydırıcı olması için doğrudan İsrail'e saldırma kararı aldıklarını söyledi. İran'ın İsrail'de askeri veya istihbarat oluşumlarını vurması bekleniyor. ABD de İran'ın İsrail'e saldırısının kaçınılmaz olduğuna inanıyor. İran'ın olası saldırıda Orta Doğu'daki Amerikan hedeflerini de vurabileceğini düşünen ABD bölgede yüksek alarma geçti. İsrail halkı stok yapıyor başlığını görüyorum burada. İran'dan gelen tehditlerin ardından İsrail teyakkuza geçti. Askeri personelin izinleri iptal edildi. Hava savunma birlikleri savaşa hazır hale getirildi. İsrail halkı jeneratör, yiyecek ve nakit para stokluyor. Bazı belediyeler halka her türlü senaryoya hazırlıklı olun çağrısı yaptı. İran dediğini yaparsa ilk kez kendi topraklarından İsrail'e saldırmış olacak. Evet, İsrail biliyorsunuz 1 Nisan'da İran'ın Şam konsolosluğunu vurdu ve ikisi İranlı general, 7 kişi öldü. Bu gelişmeyi de ilgiyle takip ediyoruz. İslam dünyasının en kıymetli hazinesi başlığını görüyorum burada. Sarayın Kutsal Emanetler Dairesi'nde önceki akşam düzenlenen Destimali Şerif törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldığı biliyorsunuz. Topkapı Sarayı'nın Kutsal Emanetler Dairesi 500 yıldan fazladır tekrarlanan Destimali Şerif törenine önceki akşam bir kez daha şahitlik etti. Osmanlı döneminde bu törene davet edilmek büyük onurdu. Yoksulları doyuranlar, okullar, hanlar, kervansaraylar yaptıranlar davet edilir. Hazreti Muhammed'in hırkasına sürülen mendiller kendilerine hediye edilirdi. Hürriyet TV'de sosyal medyada görüntüleri ilgiyle izlenen törenin tarihini ve kutsal emanetlerin Türkiye'ye gelişini araştırdı. 12. sayfada bu haberi okuyabilirsiniz. Havalimanının terapi köpekleri, buradaki sevimli bir haber daha, onu da size aktarayım. Alita, Cookie, Mocha, Hector ve Liza, bu sevimli ve eğitimli köpekler İstanbul Havalimanı'nda göreve başladı. Sürekli devriye gezip yolcuları eğlendiriyorlar. İnsanların stres atmasını, uçuş korkusu olanların rahatlamasını sağlıyorlar. Eğitmenleriyle dolaşan bu sevimli dostların üzerinde de terapi köpeği yazıyor. Çok şeker gerçekten. Hemen bunun altında 140 yıl ömür artık uzak değil başlığını görüyorum. Bilim dünyası insanoğluna büyük sürprizler hazırlıyor.
ömür ortalamasını neredeyse iki katına çıkaracak çalışmalarda önemli mesafe kaydedildi. Peki bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Profesör Doktor Derya Unutmaz, Doktor Ayşegül Çoruhlu, fütürist Ufuk Tarhan'la son gelişmeleri ve uzun ömürlü dünyayı konuştuk. İlginç bir haber. Bunu okumanızı tavsiye ediyorum detaylı bir şekilde. Okullar tatil, ne yapalım haberini görüyorum. Yaklaşık 20 milyon öğrenci için ara tatil başladı. 15 Nisan'da okula dönecek öğrencilere rehber olsun diye farklı kentlerdeki aktiviteleri derledik. Melike Çalkap 10. sayfada derlemiş. Bunu okuyabilirsiniz. Şimdi Türkiye Gazetesi var sırada. İslam dünyası hedefte. Evet, Türkiye yüzyılı yapılanması gözüme çarpan manşet. Her krizde çözüm için devreye giren Türkiye diplomasideki etkin alanını arttırmak için teşkilatını sil baştan yeniliyor. Bölgesel güçken küresel bir aktöre dönüşen Türkiye diplomaside kendine yeni bir rota çiziyor. Dışişleri Türkiye yüzyılı kapsamında daha güçlü, daha aktif ve sonuç belirleyici bir kimliğe bürünecek. Yeniden yapılanmada en dikkat çeken kurumlardan biri Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü oldu. Arabuluculuk çalışmaları tek çatı altında toplandı. Arabuluculuk Genel Müdürü büyükelçiler arasından tayin edilecek. Her coğrafya için genel müdürlük oluşturulacak. Diplomasinin rotasını Dış Politika Danışma Kurulu belirleyecek. Enerji, Çevre ve Sınır Aşanlar Sular Genel Müdürlüğü ile taşıma ve enerji koridorları markaja alınacak. Evet, emekliye promosyon tuzağı bir başka manşet. Hemen bu haberin yanında görüyorum. Dolandırıcıların markajındalar demiş Türkiye Gazetesi. Kendilerini banka çalışanı gibi tanıtan telefon sahtekarları iki farklı taktikle emeklilerin hayallerini çalıyor. Aman dikkat diyelim, haberi aktaralım. Kamu ve özel bankaların arttırdığı maaş promosyonu emeklilerden büyük ilgi görünce dolandırıcılar fırsatı kaçırmadı. Banka yetkilisi gibi emekliyi arayan sahtekarlar maaşınızı evinize getireceğiz yalanıyla vatandaşlarımızın kimlik ve hesap bilgilerini ele geçiriyor. Bir diğer taktikse zamlı promosyonu alabilmek için fark ödeyerek eski promosyonu iptal etme numarası. Bunun için emekliden para göndermesini istiyorlar. Uzmanlar sizi arayanlara maaş kartınızın arkasındaki 3 basamaklı kodu sakın paylaşmayın diye uyarıyor. Aman arkadaşlar dikkat edin. Bu cümleyi tekrarlıyorum. Sizi arayanlara maaş kartınızın arkasındaki 3 basamaklı kodu sakın aktarmayın. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi tozlu raflar onları bekliyor şeklinde bir başka haber var hemen bunun altında. Sandığa gömülen küçük partilerin sonu yakın. Sandıkta üye sayıları kadar bile oy alamayan partiler karıştı. Küçülme kararı alan Memleket Partisi genel merkezi boşaltıyor. Gelecek Partisi radikal kararların eşiğinde. Deva ve Saadet'te de liderlik değişimi gündemde. 10. sayfada bu gelişmeleri takip edebilirsiniz. Deprem kasaları 14 ay sonra açıldı haberini görüyorum hemen bunun altında. Enkazdan çıkarılan 197 çelik kasa açıldı. İçindekiler hak sahiplerine teslim edildi. Asrın afetinde yıkılan evlerin enkazında bulunan kasalar özel komisyon tarafından açıldı. 119 kasa boş çıktı. 57'sinde değersiz evrak ve eşya vardı. 21 kasadan çıkan 5 kilo altın, para ve değerli eşyayı sahipleri ya da varisleri teslim aldı. Bu haberde bu şekilde. Bakın tatilciler yola döküldü haberi. Burada da yer verilmiş. Aynı şekilde 160 milyarlık bayram hareketi başladı diyor haber. Bayrama kısa süre kala çarşı pazar hareketlendi. Esnafın yüzü güldü. Tatlıcılar, kuru yemişçiler tam kapasite çalışıyor. Seyahat, turizm, tekstil ve bayramlık alışveriş pazarının 160 milyar lirayı bulması bekleniyor. 3. sayfa ve 5. de haberi okuyabilirsiniz. Şimdi Yeni Şafak'a bakacağım. Bomba, açlık ve salgın manşetini görüyorum önce. Gazze'nin her yanında ölüm var.
İsrail'in aralıksız bombaladığı ve abluka altında tutarak açlığa mahkum ettiği Gazze, salgın hastalıkların da pençesinde. Kanalizasyon sisteminin devre dışı kaldığı ve atık suların çadırların arasında aktığı Refah'ta on binlerce uyuz, su çiçeği ve sarılık vakası var. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Margaret Harris, Gazze'yi ölüme sürükleyen bilançoyu şu şekilde duyurdu. 83.500 uyuz, 48.000 deri döküntüsü, 7.300 su çiçeği vakası var. 21.300 kişi sarılık oldu. Şimdiye kadar 614.000 solunum yolu enfeksiyonu ve 330.000 ishal vakası görüldü. Çöp kamyonları İsrail saldırılarında kullanılamaz hale geldiği için çöpler toplanamıyor. Refah'taki yüz binlerce Filistinli çöp dağları arasında yaşıyor. Çadır kentler arasında kanalizasyon suları akıyor. Hastalık yayılırken hastanelerse hizmet dışı. Gazze'deki 36 hastaneden sadece 10'u kısmi olarak hizmet veriyor. Evet, hemen bunun altında 200.000 Müslüman Aksa'da haberini görüyorum. Fotoğrafı görüyorsunuz. Bu görüntüleri izlerken tüylerim diken diken olmuştu benim. Mescid-i Aksa, İsrail'in Batı Şeria'dan gelen on binlerce Filistinli'yi engellemesine rağmen doldu, taştı. 200.000 kadar Müslüman Kadir gecesini Aksa'da geçirdi. Burada yer sofrası kurarak iftar açtı, namaz kıldı, Kur'an okudu ve dua etti. Allah kabul etsin diyorum bütün kalbimle. Sayfa 16'da bu haberin detaylarını okuyabilirsiniz. Evet, Yeni Şafak yine bayram tatili yoğunluğuna yer vermiş birinci sayfada. 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyenler havalimanlarına ve otogarlara akın etti. Otoyollarda da tatil için yola çıkan sürücüler nedeniyle akıcı bir yoğunluk oluştu. Yağmur geliyor uyarısı var burada. Tatil haftasında mevsim normalleri civarında ve altında hava sıcaklıkları, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Dikkatli olun. Bayramda tatlıyı fazla kaçırmayın uyarısı da var. İlk sayfada bunu da size aktarmak istiyorum. Ramazan ayı boyunca iki öğüne adapte olunduğu için eski beslenme düzenine adım adım geçilmesi gerekiyor. Bayram ziyaretinde tatlı, hamur işi ve yağlı yiyeceklere fazla yüklenmeyin arkadaşlar. Burada bir anne olarak özellikle bu haberi de size aktararak bitirmek istiyorum gazeteleri. Bayramda çocukları sevindirelim. Hacı Abdullah Lokantası'nın ortaklarından Abdullah Korun, bayramda önemli olan çocukları mutlu etmek, onları bayram neşesi sarmalı demiş. Ben de kesinlikle katılıyorum. Evet, bu şekilde gazeteleri sonlandırıyorum. Şimdi size aktaracağımız bir haber daha var konuğumuzu almadan önce. Anıtkabir'in kendine özgü protokol ve saygı kuralları var biliyorsunuz. Ve özellikle resmi programlarda bunlara titizlikle uyulur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Anıtkabir'i yanına diğer başkanları da alıp ziyaret etti. CHP Genel Başkanı edasındaydı. Ancak Aslanlı Yol'daki yürüyüş sırasında röportaj vermeye kalkınca uyarıldı. İşin ilginç yanı, CHP medyası bu durumdan bile mağduriyet çıkarmaya, Erdoğan'ı suçlamaya çalıştı. İzleyelim. ...26 belediye başkanımız var, eşleri var, birlikte atamızın huzuruna yürüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ancak Aslanlı Yol'da protokol kuralları ihlal edilince devreye protokol subayı girdi. Normal yürüyoruz biz. İzin alınması gerekiyor beyefendi, böyle devam edelim. Tamam. Bunun için izin alınması gerekiyor. Tam bir konuşma yapalım. Tamam, peki. Uyarılara rağmen İmamoğlu röportajını sürdürdü. Grubumuzla beraber ziyaret ediyoruz. İnşallah layıkla görevimizi hep birlikte yapacağız. Buna rağmen muhalif medya bu konuyu bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağladı. Sözcü gazetesi Anıtkabir'de Ekrem İmamoğlu'na müdahale. Her yer Tayyip, her yer Erdoğan diye bağırsa kimse karışmazdı diye yazdı.
Halk TV Anıtkabir'de İmamoğlu'na müdahale başlığı attı. Tele 1, İmamoğlu'nun Anıtkabir konuşması kesildi diye yazdı. Oysa Anıtkabir'i ziyaret eden herkes protokol kurallarını bilir ve bugüne kadar da saygı yürüyüşünde röportaj veren olmadı. Ama muhalif medya buradan da bir mağduriyet çıkarma telaşına düştü. İzin alınması gerekiyor beyefendi. Böyle devam edin. Bunun için izin alınması gerekiyor. Tam bir konuşma. Bakanından bunun için izin alınması gerekiyor. Yürüyüşte dikkat çeken bir başka ayrıntı ise İmamoğlu'nun İstanbul'daki CHP'li belediye başkanlarını yanına alıp verdiği pozdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel neden Anıtkabir ziyaretinde yoktu bilinmiyor. Ama İmamoğlu Anıtkabir özel defterine yazdıklarıyla bir genel başkan havasındaydı. Türkiye'yi dünyanın örnek demokrasileri arasına taşıyacağız. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun. Ve son bir not. İmamoğlu genel başkan havasında işler yapıyor ama partiye tam olarak hakim olabilmiş de değil. Örneğin CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ı arayıp kutladığı halde İmamoğlu'nu aramadı. Ayrıca İmamoğlu'nun kendisine başka bir iş ya da parti bulsun dediği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Kılıçdaroğlu ile paylaştığı pozda okumak isteyen için dikkat çekici bir mesajdı. Evet, çok değerli konuğum. Yanımda şu anda iş insanı ve yazar sevgili Selcan Gür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kendisinin muhteşem bir kitabı var. Daha önce romanlar da yazmıştınız. Bu evet, seferki tamam. Biraz daha farklı diyor kendisi. Size hemen göstereyim. Selcan Gür'den Plaza Sufisi. Bakın biliyorsunuz, seyircilerim bilir, ben kitap aşığıyım, roman aşığıyım. Ne güzel. Ve arka kapak yazılarına da çok dikkat ederim. Çünkü özenle seçilir onlar. Doğru. Ve kitabı çok iyi tarif eder, bilirim. O yüzden aktarayım izninizle. Şimdi Selcan Hanım, bu kitapta tasavvuf ve pozitif psikolojinin aynasında suretleri ve siretleri yeniden tanımlıyor. Okuru geniş bir yolculuğa çıkarıyor. Bu kitapta sizlere Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi büyük sufiler ve çağımızın yazarları da eşlik edecek diyor. Elbette insanın en uzun seyahati kendi kendine, kendinden kendine olanıdır cümlesiyle birlikte. Çok güzel gerçekten. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Size benim de elim kalem tuttuğu için, hani yazarlık yönümde olduğu için bilen bilir. Bir de okumayı çok çok sevdiğim için, özellikle de sizin tarzınızda yazarları çok severek takip ettiğim için. Sizin içsel yolculuğunuzla bu kitabın bağlantısını soracağım ilk önce. Tabii izninizle. Ki. Yani size çünkü bir ihtiyaçtan dolayı yazıyor insan. Evet. Bir şeyi aktarma, bir şeyi haykırma, herkese duyurma ihtiyacı hissederek yazıyor. Böyle bir içgüdüsü oluyor yazarların. Doğru. Önce kendisi için, evet. Sonra başkaları için. Özellikle bu kitabın nezdinde. Hı hı. Neydi size bunu yazdıran, Plaza Sufisi'ni? Şimdi şöyle, ben de aslında bir plazada çalışıyorum. Ve hepimiz gibi bu son dönemin, son yılların zorluklarını hep birlikte yaşıyoruz. Özellikle pandemide biliyorsunuz oyalanmalar hayatımızdan çıktı. Pandemiden önce nasıl yaşıyorduk? İşte arkadaşlarla dışarıdayız, iş hayatımız, sosyal hayatımız derken böyle bir harala gürele içinde otomatik pilotta yaşıyorduk. Yuvarlanıp gidiyorduk, Caizse. Sorgulamadan, ne hissettiğimize, ne düşündüğümüze yeterince bakmadan, içe dönmeden. Pandemide böyle bir kala kaldık. Herkes evlere kapandı, rutinler değişti ve bu sefer hayatımızı ve kendimizi daha fazla sorgulamaya başladık. Yani işimizi, eşimizi, ailemizi, dostlarımızı, ben ne yapıyorum, niye yapıyorum, mutlu muyum, değil miyim? Daha önce kendimize sormadığımız sorular yavaş yavaş ortaya çıktı. İçimize döndük. İçimize döndük. Yani mecbur kaldık aslında, evet. İçimize dönmeye. O dönemde ben işte ilk romanımı yazmıştım. Ondan sonrasında da bu mutluluk meselesi, yani bize böyle güncel hayatta dayatılan işte haz duy, tüket, satın al, ondan sonra kendini şımart. Hep mutlu olmak zorundaymışız, evet, gibi. Evet, bu zorunluluk, bu baskı aslında insanı çok yıpratıyor. Evet. Veya bizim hayatımıza uymayan öneriler, işte hayatından toksik insanları çıkar. Yani hangi bir toksik insanı çıkaracağız? Yani atamayacağın, satamayacağın, evet. İnsanlarla dolu, evet. Değil mi herkesin? Aynen içerisi. Öyle. Bu öğretilerin işe yaramadığını gördüm. Ve biliyorsunuz bu yeni nesil spiritüel öğretiler var işte.
dolunay çemberleri, aile dizimleri, insanlar sürekli oradan oraya koşturuyor. Demek ki böyle bir ihtiyacımız var. Ama doğru yere bakıyor muyuz? Evet. Burada onu... bir parantez açayım izninizle. Evet, çünkü ki. Ben de bu konularla çok ilgileniyorum da. Evet. Yani bir felsefeyi bile hani içsel yolculuk, kişisel gelişim, hani inanç sistemleri bunlar çok ciddi mevzular. Ve hani yaşama dair sebebi keşfetme yolculuğu, yani niye varım, nereden geldim, nereye gidiyorum. Tarihten bu yana insanoğlu hep bunu sorgulamamış mı? Çok doğru. Bu kadar derin ve ciddi mevzular bile bir şekilde tüketim çağında fast food haline dönüştürülüyor. Böyle sanki hap gibi konsantre edilip kolay bir şekilde sunulmaya başladı. Dün de sevgili uzman konuğumla bunu konuşmuştuk. Şimdi siz de aynı minvalde gidiyorsunuz. Ben bundan çok rahatsız olduğumu söylüyorum gerçekten. Çünkü bunlar ciddi meseleler hakikaten, değil mi? Evet. Yani insanın bir de kendini çaba göstermesi gerekiyor. Öyle birileri gelsin bana işte bir şeyler yapsın, ondan sonra ben daha iyi hissedeyim. Böyle bir dünya yok yani. Bizim kendimiz emek harcamalıyız, gayret sarf etmeliyiz. Bir de böyle sürekli kendini şımart, kendini şımart gibi sloganlar. Sen en değerlisin, her şeyin en iyisine layıksın. Ama bu insanı daha da yalnızlaştırıyor, daha da bencilleştiriyor. Tabii. Ve bu bize gelen öğretiler ya uzak doğudan geliyor ya da batıdan geliyor ve bizim kültürel dokumuzla aslında pek de uyuşmuyor. Halbuki felsefenin doğduğu, yaşardığı ve bütün dünyaya asıl bilginin yayıldığı topraklardayız. Aynen öyle, bravo. Yani o yüzden Anadolu tasavvufuna bir bakmayı önerme kitabı bu aslında. Çünkü bizim inancımızla, kültürel kodlarımızla, bizim doğrularımızla daha çok uyuşuyor. Yani batıdan gelenler havada kalıyor. İşte o demin dediğim kendin şımart, sen en değerlisine layıksın. Bunlar bir noktada böyle bizim yüreğimize değmiyor. Uzak doğudan gelenlere baktığınızda nefsini sil, nefsini yok et. Bu da hiç gerçekçi değil. Ama bizde nefsi bilmek var, nefsi silmek yok. Nefsimizi bileceğiz, nefsimize hakim olacağız. Bir ayağımız dünyada, bir ayağımız manevi hayatta olacak. Egonun farkında ol. Evet. Ego bu dünyevi hayatta bir şekilde ayağımızın yere basmasını, kendi sınırlarımızı belirlememizi vesaire sağlıyor. Egonun da bir işlevi var. Elbette. Ama o tılsımlı kelimeyi, dengeyi kaçırıyoruz, değil evet. mi? Kast edilen tam olarak bu sanıyorum. Doğru, çok doğru. Evet, çok doğru. Bunları hepimizin düşünmesi gerekiyor. Düşünmesi gerçekten. Ve çaba sarf etmesi. Yani şöyle bir dünya yok. Hani hiç acı çekmeyelim, sürekli has peşinde koşalım, sürekli mutluluk peşinde koşalım. Zaten sufiler bu kadar mutluluğa takılı kalmamışlar. Onlar anlamlı ve erdemli bir hayat sürersek zaten mutluluğun bir getiri olarak, bir çıktı olarak hayatımızda olacağına değinmişler. Not edeceğim. Tüylerim diken diken oldu. Hakikaten de öyle. Yani haz ve mutluluk arasında çok büyük fark var. Evet. Haz, zevk almak. Evet. Çabuk tükenen bir şey. Çok çabuk başı tükeniyor. Başı var, sonu var. Ama mutluluk derinlemesine yaşadığınızda hayatı ve sizin anlattığınız şekilde baktığınızda o bakış açısıyla daimi oluyor. Mutluluk kendiliğinden geliyor zaten. Evet. Çok güzel. Bunu not edeceğim. Lütfen siz de tekrar o cümleyi söyleyin bana. Teşekkür ederim. Herkes hazla odaklanırken. Evet, hazla ve tüketime odaklandığımızda sürekli şöyle bir hayatımız var. Bir sonraki, bir sonraki. Tabii sosyal medya da burada çok önemli. Yani sosyal medya ile ilgili yapılan araştırmalar sosyal medyaya fazla maruz kalmanın haset duygumuzu tetiklediğini ve haset duygusunun da depresyona yol açtığını gösteriyor. Yani öyle bir dünya içerisindeyiz ki zannediyoruz ki biz de işte o lüks yerlere gidersek, ondan sonra o çantaları takarsak, o hayatları yaşarsak, o evlerde kalırsak mutlu oluruz. Ama buna ulaşanlara bakılıyor, yine aynı mutsuzluk seviyesindekiler. Çünkü şöyle zannediliyor, hani daha iyisi olursa daha mutlu olurum ama daha iyisi olursa daha mutlu olunmuyor aslında. Tabii. Gene aynı noktada kalınıyor. Yani mutluluğu biz dış koşullara bağlarsak hep bir beklenti içinde oluyoruz. Şey gibi olmuyor mu? Hani deniz topunu yakalamaya çalışırsın yüzerken, sen kulaç attıkça
suda senden uzaklaşır. Çok doğru. Bir türlü yakalayamaz. Evet, bir türlü yakalayamaz. Bunun gibi yani evet. Onu kovalamak çabası içinde olmamalıyız. Aynen öyle. İçimizde keşfetmeliyiz. Evet, ama bu içimizde keşfetmek de çok anlaşılmıyor sanırım. Hani mutlu olmak için içine bak falan. İçine lütfen bak anlatın. Ne demek? İçine anlatın. Bak ne demek? Anlat. Ya, içine bak aslında şu demek. Biz kendi hayatımızda değerlerimiz var, hedeflerimiz var. Önce onları bir oturtmalıyız. İşte mesela terfi etmek bir hedef değil mi? Hı hı. Şimdi terfi ettiğiniz zaman bir sonraki hedefinize odaklanıyorsunuz. Hep hedef odaklı gittiğinizde yine mutluluk sizden kaçıyor. Çünkü her şeyin evet. daha iyisi var. Bir evet. ötesi her zaman var. Aynen öyle. Ama değer başka bir şey. Hı. Mesela değerler ne olabilir? İşte adalet olabilir bir kimse için. Başka biri için aile olabilir. Başka biri için kariyer olabilir. Başka biri için dostluk, özgürlük. Yani bu kavramlarla ilgilenirsek daha çok. Yani benim hayatımdaki değerlerim nelerdir? Mesela aile ise benim hayatımdaki en önemli değer. Yurt dışından bir teklif aldığımda kariyerimle ilgili çok iyi bir işte gelecek vadeden işte kariyerim için çok iyi olacak. Ama o benim değerimle, aileyle çatışıyorsa o zaman o yol sapağında durup bir dakika. Benim hedefim bu olabilir ama benim hayattaki değerim bu. Ben burada kalarak daha mutlu olabilirim kararını veririz. Yani kişinin kendine bakması demek bu. Kendini tanıması. Zaten tasavvuf böyle başlıyor. Kendini bille başlıyor. Yani ben kimim? Hayatta ne yaptığım zaman kendimi iyi hissediyorum, akışta hissediyorum. Mesela büyük ihtimalle siz bir sahne insanısınız yani değil mi? Sahnede olmak, kendinizi ifade etmek sizin için önemli. Yani masa başında, arka planda bir sizin fıtratınıza uygun değil. Yani herkes kendi fıtratına uygun bir işte çalışırsa, kendi fıtratına uygun bir hayatı sürerse o zaman daha anlamlı ve huzurlu bir hayat sürebiliyor. Sizi dinlerken çok şey düşündüm şu an. Gerçekten ne güzel. Yani şunu fark ettim. Bu yani kişisel olarak herkes kendine bunu adapte etsin ve düşünsün. Ben mesela hani şu sıralar çok daha kendimi bulduğumu çok daha yaşam amacıma yaklaştığımı hissediyorum. 30 yıllık kariyerim var evet. dediğiniz gibi sahne insanı. Evet. Sahneye çıkmak harika bir şey. Fakat onu hatırladım. Şimdi oyuncu olmak istediğim yaşlarda hı-hı. işte 17 yaşında başvurmaya karar verdim konservatuvarın giriş sınavına. Edebiyattı beni ona iten hı-hı. aslında. Çünkü ondan önce de sahnedeydim. Bale hmm. eğitimi alıyordum. Yine sahnedeydim. Ama hani edebi kısmı beni hep çok çekiyordu. Tabii. Ve çok İçini kitap dolduran kurduydum. Kısım o çünkü. Evet. Aslında hani bale, opera vesaire ne olursa olsun bütün sanatların da altında edebiyat var. Evet. Yani yazılı şeyler evet. var ya. Ya mitolojidir ya tarihtir. Siz doğru yani kendinize uygun olan yolu takip etmişsiniz ama herkes bu kadar şanslı olamayabiliyor. Şundan dolayı yani bize işte anne babaların toplumun getirdiği bir baskı var. Yani biz mesela çocuk şarkıcı olmak istiyordur ama hani ne gerek var? Çocuk ya da şey ressam vardır olmak ya istiyordur. Doktor olacak beni bakacak. Evet 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 öyle şeyler. Öyle isterler. Yani o aslında onun içinden gelen değil. Bunlar bize unutturuluyor. Şimdi kendi içine bak derken aslında İşin içinde bu da var. Çocukluğumuza bir bakalım. İlk gençliğimize bir bakalım. Hı hı. Ne yapmak bize böyle tutkuyla kendimizi iyi hissettiriyordu? Yani ne yapmak akışta? Mesela bazısı sabaha kadar kitap okur, yazar, çizer. Bazısı işte başka bir şeyle uğraşır. Bazısı dışarıda iyidir. Sosyal yönü çok kuvvetlidir. Yani onları bir hatırlamamız lazım. Kendimize uygun olan hayatı sürmemiz lazım. Bize bunlar hep unutturuluyor. Doğru. İşte o unutturulan şeyleri tekrar hatırlayıp anlamlı yani bizim için anlamlı bir hayat yolculuğunda yürürsek o zaman mutluluk bir getiri olarak zaten gerçek mutluluk geliyor. Orada işte. Evet yani illa böyle haz ve acıdan kaçmak ve işte sürekli mutlu olayım değil. Yaptığım işte anlam bulabiliyorsam, kendimi faydalı hissedebiliyorsam ki bu çok önemli tasavvufta. Başkasının hayatına da dokunuyor olmak. Hı. Bu gerçekten çok kıymetli. Çünkü o zaman, bir bütünün parçalarıyız. Evet, o zaman kendimizi daha iyi hissediyoruz. Hı. Hani biz böyle sürekli kendimize dönük yaşayabilecek varlıklar değiliz. Değiliz tabii. Zaten insanlar niçin ezelden beri bir araya gelmiş? Elbette. Niye bir sosyal hayat oluşmuş? Düşünsenize hani bugünkü hayata baktığınızda. İnsanlar restorana gidip yan yana masalarda oturup yemek yiyorlar. Neden?
Herkes evinde de yiyebilir. İnsanlar bir araya gelmekten hoşlanıyor. Evet. Bizi bir arada olmak iyileştiriyor. Hem bir arada olmak hem de başkasına dokunabilmek. Mesela burada şimdi bizim tasavvuf anlayışımızla işte batınınki ve doğununki çok farklı. Orada kendini gerçekleştirdiğin noktada amacına ulaşıyorsun. Ama bizde şu var, kendini gerçekleştirip kendini aşacaksın. Yani başkalarının hayatına bu ışığı yansıtmaya çalışacaksın. Yani iş aslında kendinle bitmiyor. Başkalarına dokundukça, onların hayatına böyle katkı sağladıkça insan mutlu olabilen bir varlık. Biliyor musunuz, ben Batı'nın işin bu kısmını bilerek eksik yansıttığını düşünüyorum. Olabilir, olabilir. Yani daha çok bireyselleşme. İşte mutluluğun formülü diye secret pazarladılar böyle. Ama asıl o derin felsefedeki bütünün hayrını ıskaladılar ve bilerek ıskaladılar bence. Bu şekilde pompaladılar çünkü. Evet. Kendini mutlu et, kendini mutlu et. Halbuki bütünün hayrı ve mutluluğuydu asıl olan. Doğru. İşin o kısmını eksik bırakarak, belki de sansürleyerek. Ve şu anda aslında Batı'da da bir anlam krizi var. Hmm. Yani yaşam koşulları çok daha iyi. Yani işte zaten hepimizin yaşam koşulları eski yıllarla kıyasladığımızda, işte insan ömrü uzadı, sağlıkta, tıpta çok gelişmeler oldu, teknoloji gelişiyor. Yani dış koşullarımız iyi ama iç koşullarımız daha iyi değil. Evet, her şey daha konforlu, daha kolay ulaşılabilir haldeyken neden hep eskiden ne mutluyduk, eskiler ne mutluydu denir. Herkesin bunun üstüne düşünmesi lazım arkadaşlar. Depresyona girme yaşı daha da erkene geldi. Depresyon oranları çok daha arttı. Yani dış koşullar iyileşiyor ama iç koşullarımız daha iyiye gitmiyor. Hatta daha kötüye gidiyor. Şimdi Batı'da da bu anlam krizi olunca işte bu pozitif psikoloji de insanın daha çok iyi özelliklerine odaklanmaya başladı. Beni aslında en çok heyecanlandıran şu oldu. Yani işte bu Dale Carnegie'nin işte şimdiki zamanın uzmanlarının dedikleri şeyleri aslında 700-800 önce bizim mutasavvıflarımız söylemiş. İşte işin sihri orada. Evet. Bu çok önemli. Kısa bir ara vermek durumundayım. Elbette. Lütfen bunu not ediyorum ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi çok çok keyifli, çok zengin, çok dolu bir sohbet oluyor. Yeni konuğumuz da yanımızda olacak. Deniz Uğur'la 24 hafta sonu kısa bir aradan sonra devam edecek. Evet, Deniz Uğur'la 24 hafta sonu devam ediyor. Bir değerli konuğum daha katıldı aramıza. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Araştırmacı yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu bizimle. Eyvallah efendim. Çok dolu sohbetlerimiz olacak muhakkak ki. Şimdi Ramazan'ın da sonuna gelirken sizden hem öğreneceğim, seni dinlemekten çok keyif alacağımız çok şey var. Aynı şekilde sizinle de devam edeceğiz ama önce biz bir haber kanalıyız biliyorsunuz. Sıcak bir gelişme var, onu aktarmam gerekiyor izninizle. Terörle mücadele hem sınır içinde hem sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. 6 PKK'lı terörist öldürüldü. İzleyelim. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirdi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz notu düşündü. İsrail saldırıları sürdürürken ateşkes arayışı da devam ediyor. Katar'da yapılan son müzakereler sonuca ulaşamamıştı. Pazarlıklar tekrar Mısır'da sürdürülüyor. İsrail heyeti birkaç gün önce Mısır'a gitmişti. Dün de Hamas heyetinin gideceği açıklanmıştı. Dolaylı müzakereler bugün Kahire'de yeniden başlıyor. CIA direktörü William Burns de Kahire'de, Katar başbakanı da Mısır'a gitti. ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüşmüştü. Ardından Mısır ve Katar liderlerine mektup gönderdi. Ateşkes için Hamas'a baskı yapmalarını istedi.
Görüşülen son teklifte Hamas hasta, yaşlı ve yaralı rehineleri serbest bırakacaktı. Karşılığında 6 haftalık ateşkes ilan edilecekti. Hamas ise kalıcı ateşkes için İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini istiyor. Yerlerinden edilen Filistinlilerin geri dönmesini talep ediyor. Siviller için yardım, koruma ve hareket özgürlüğü istiyor. İsrail bunu kabul etmiyor. Hamas topun Gazze'yi işgalinde ısrar eden İsrail'de olduğunu söyledi. Evet, Tel Aviv'deki Netanyahu karşıtı gösteri sırasında gergin anlar yaşandı. Protestoya tepki gösteren bir sürücü eylemcilerden birine çarptı. Ortalık karıştı. İzleyelim. Öfkeliydiler. Araçla kalabalığın arasına girdiler. Protesto gösterisi yapanlara tepki gösterdiler. Ardından sürücü gaza bastı, bir göstericiyi ezdi. İsrail'in başkenti Tel Aviv, Katlan Caddesi. On binlerce gösterici esirlerin serbest bırakılması için ateşkes ve takas anlaşması yapılması talebiyle sokaktaydı. Netanyahu yönetimine öfkeliydiler. Bir grup araçla oradan geçmek istedi. Onlar da göstericilere tepki gösterdi. Hatta polisle de tartıştılar. Ardından sürücü gaza yüklendi. Bir göstericiye çarparak oradan uzaklaştı. Eylemci yaralandı. Arkadaşları ve polisler ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans beklendi. Gösterici hastaneye kaldırıldı. Ona çarparak uzaklaşan sürücü de çok geçmeden yakalandı. Gözaltına alındı. Evet sevgili konuklarım, Selcan Gür ve Süleyman Faruk Göncüoğlu bizimle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk aramıza. Efendim. Çok güzel bir kitabı var Selcan Hanım'ın, Plaza Sufisi. Ondan bahsediyorduk. Tabii konu dallanıp budaklanıyor. Çok daha derin mevzulara da giriyoruz. Felsefeden çok konuşuyoruz bu programda. Ondan çok memnun oluyorum. Bu anlamda sizin gelecek olmanız da beni çok sevindirmişti. Estağfurullah efendim. Hoş geldiniz. Siz çok seviliyorsunuz. Zaten çalıştım öncesinde. Sevgili Elif'ciğim bana sizi çok anlattı. Sizinle eyvallah ilgili efendim. Notları okudum vesaire, hazırlandım. Sizden dinleyeceğimiz çok şey var bence. Özellikle dediğim gibi Ramazan'la ilgili ve sizin bir İstanbul aşığı olduğunuzu da biliyoruz. Şöyle bir bu gündelik hayatın kargaşasından insanları, bizi izleyenleri şöyle bir çıkarıp eski İstanbul'a götürelim mi? Neler oluyordu? Neler oluyordu Ramazan'da? Nasıl geçiyordu Ramazan? Efendim öncelikle şunu ifade edin. Yani teveccühünüz bu kadar güzel cümlelerle ifade ettiniz. Ama şunu unutmayalım. Biz İstanbul gibi bir şehirde, Türkiye gibi coğrafyada yaşamak çok büyük bir ayrıcalık ve nimet. Bunu hiç unutmamak lazım. Bugün dünya medeniyet tarihine baktığımızda yaşanan olayların, gelişmelerin, tarihi yönlendirmelerin hep bu coğrafyada olduğunu görüyoruz ki geçmiş yıl, yani çok da yakın bir tarihte bu Tuna bölgesi, yani Avrupa'da buğdayın takibi yapılmıştı arkeolojik kazılarda. DNA'sıyla Konya'nın ovasından çıktığı ispat edildi. Yani şöyle bir şey var. Eğer bugün Batı coğrafyasında buğday diye bir şey varsa, ekmek diye bir şey varsa, o bereket hilalden Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlardan işte batıya doğru devam ediyor. Bu coğrafyanın ürünü. Ve o yüzden de burada, bu coğrafyada yaşanan her bayram, her tören, her Ramazan çok daha farklı ki. Hani bugün İslam coğrafyasına gidin, kandil gecesi yok. Bir tek bu coğrafyada var kandil gecesi. Ramazan ayını, Ramazan eğlenceleri bir tek bu coğrafyada var. Yani bu gerçektir. Yani şöyle bir şey var, Arap coğrafyasına gidersiniz. Arap coğrafyasında gündüz yatarlar, gecede hareketlidir. Bir çarşıda, pazar açıktır. O oranın olağan bir hayatı bir parçasıdır. Ama burada normal bir coğrafyadayız ve bu coğrafyada bir Ramazan bir yaşam biçimi şeklindedir. Hatta hani nasıl biz yazın tatile çıkıyoruz, o yazın tatile çıkmak için 11 ay boyunca çalışıyoruz, para biriktiriyoruz ya. Eski Ramazanlardaki mantık da bu. Ramazan ayı bir detoks ayı. Yani hem manevi detoks, hem fiziki bir detoks, hem bir kültür ayı. İnsanlar 11 ay boyunca ona hazırlanıyorlar. Yani şimdi eski Ramazanlar diye böyle şey yapılır ya, ah ah eski Ramazanlar, esasında biz şimdi daha güzel yaşıyoruz. Çünkü o insanlar 11 ay boyunca komposta yemiyordu.
11 ay boyunca işte efendim öyle tandır kebaplar falan yemiyordu ve onlar hepsi Ramazan'a hazırlanıyordu. O kompostlar, o reçeller, her bir şey. Yani bu yazına denk gelen Ramazan vardı, kışa denk gelen Ramazan vardı ama hep bir heyecan vardı. Yani o ay gelsin çocuklar için bir şeydi, heyecandı. İşte bu bizim çok basit gördüğümüz o pamuk şeker, işte daha çok yeni ama o Ramazan ayında ortaya çıkan bir şeydi. Ne kadar severdim çocukken, siz de sever miydiniz? Tabii. Pamuk şeker. Şey yok. Şimdi her şey var. Bütün tatlı cinsleri var ama şöyle bir şey. Bir şey çok çoğaldığı zaman da biliyorsun hükmü yoktur. Bu bir gerçek. O yüzden de mesela bizim çocukluğumuz dönemimizde hatta annem çok bazen kızardı. Mesela zekat sadece Ramazan ayında verilmeye çalışılırdı. Mesela bütün yıl verilebilir zekatınız ama Ramazan'da verilmeye çalışılırdı ve şey İstanbulluların bir adeti var. Bu İstanbullular ve de Balkan coğrafyasına ait bir hususiyet. Zekat şöyle hesaplardı. Bütün mal varlığınızın 1/40. Yani evlerinizin ya, değeri dahi. Gibi değil. Tabii. O hani ya çok iyi değil mi? Tabii. Ve bir ayrımcılık yoktu. Mesela ben bazen anlatırım. Ben fitreni işte İstinye'de bir Ermeni sahipsiz yani hiç şeyi çocuğu çoluğu kalmamış bir kadına götürdüm. Ben yıllarca da hep böyle şey yapardım. Anneme sitem ederdim derdim ki rahmet ya işte niye ben şeklinde. Ve ama sonra yıllar sonra şunu fark ediyorsunuz. Bir, farklı bir dinde, farklı bir kültürdeki insanı tanıyorsunuz. İki, garibanlığın ve acziyetin ne olduğunu görüyorsunuz. O işte geçen bayramda yine sizden gelen bir şekeri yine size ikram ediyor. Bak dokunmuyor çünkü. Ve o 11 ay boyunca sizi bekliyor. Müthiş. Bu inanılmaz bir duygudur ve sizin hem tefekkür etmeniz ilerisi için. Çünkü bunlar kodlanıyor sizin zihninize. Hem de sizin analitik düşünmenizi sağlıyor. Bugün toplumdaki asıl sıkıntı şudur. Eski Ramazanlar, eski bayramlar falan derken biz oraya kaçırıyoruz. O döneminde birebir ilişkiler yaşandığı için analitik yapınız gelişiyordu. Bugün analitik düşünememizin temel sebebi noktası bu. Yoksa hani bir sürü felsefe kitapları okuyalım, tahsiller yapalım, master doktora yapalım. Esasında çok bir yere gitmiyoruz. Bilgi hamalı oluyoruz. O bilgi hamalı olduğumuz çok demin diğerindir evet. Bak evet. Abdullah malum olur derler. Estağfurullah. Yani içselleştirmek işte ondan bahsediyor tam hocam. Tam olarak bundan bahsediyorduk evet. Ve sosyal aklın medyadan işte, da evet. Bahsediyorduk. Mutlulukla haz arasındaki farktan bahsediyorduk. Aa, çok önemli bir şey. Başkasının şimdi hayatına dokunduğumuzda mutlu oluyoruz evet. Çünkü. Evet. Şu an hazza odaklandık. Çünkü neden hazza odaklandık? Birikim yok. Bakın ben İstanbul'un ilkleri enleri kitabım yazdı. Onun bir ön sözü de şöyle derim. Tanıdıkça seversiniz, sevdikçe sahipsiniz. Bunu bütün kitaplarımın ön sözüne yer koydum. Çünkü biz hani insan ilişkilerinde de böyle tanımıyoruz. O yüzden tanıma dediğin şey iyi günde kötü günde beraber olmadır. Ondan sonra her halde beraber olmadır. Biz sadece sevgiye odaklı işte bize işte ne diyelim yüzük versin, işte çiçeklerle karşılasın. Yani ve bu yüzden o hazzı yakalayabilmek için herkes rakip halinde birbirini böyle şey yapıyor. Markajlıyor ve herkes bir litre oluşturuyor. Gerçek yok. Olmadığı için üretim de yok. Bilim yok. Bakın bilim yok. Bilim vicdanen olan ve analitik düşünen toplumlarda olur. Bakın çok acı bir gerçek. Biz başta İstanbul olmak üzere bütün Türkiye'yi tüketiyoruz. Dünya tarihi boyunca bu coğrafya bu kadar tüketilmedi. Bu kadar da insanımız sıradanlaşmadı. Bak çok acı bir şeydir. Çok önemli bir şeyden bahsediyor. İşte bunun sebebi hazza dayalı ve pragmatikliğe dönüşüyor. Şimdi düşünün her şey alışveriş. Hani bazen kozmikçiler diyorlar işte aldığın kadar ver. Esasında bu bir süre sonra narsisizme geliyor. Al ver dengesi diye bir şey yok. Yani olamaz zaten. Şöyle bir şey. Verme şudur. Şükretmekle alakalı. Yoksa işte ben çok para dağıtayım işte efendim gülücük dağıtayım çok gülücük gelsin bana. Paylaşmak gibi de değil mi? Yani zaten şükür paylaşmaktır evet, ya. Evet. Çünkü sana şey var. Bir ecnebi bir arkadaşımız vardı. İşte böyle arada vakit namazlarına geliyor yanına. Beni seyrediyor böyle şeye vitrine bakar gibi. Seyrediyor. Ben de rahatsız oluyorum ama hiçbir şey yapamadık. Yani 3 ay gün boyunca beni seyret. Dedi ki ya dedi hani niye dedi hani gidiyorsun abdest alıyorsun namaz kılıyorsun. Ya insan üşenir falan. Dedim ki bak dedim Allah bize öyle bir güzel nimet veriyor. Bak dedim hiç burada hani ki
şey Türkiye'de anlayamayabilirler. Yurt dışına çıkınca anlarsınız. Hiçbir dünyada böyle 20-30 tane yemeğin olduğu ve vitrin gibi sergilendiği bir restoran yoktur dünyada. Muhteşem bir kültürdür bu. Ve dedim bak bu kadar çeşit var. İstanbul gibi bir yerde yaşıyoruz. İşte efendim bütün bu nimetler falan. Ya bu yaradana bir şükür. Teşekkür. Ya nasıl bak diyorum, sana bir tane şal aldık, sen iki gündür teşekkür ediyorsun. Ya diyorum, bütün bu nimeti bak sağlıklı yiyoruz, o mideyi, o yediklerimizi sindirebiliyoruz. Bunu bu şekilde göreceksin. Ondan sonra dedi, ha dedi, jeton biraz öyle düştü. Şimdi anladım dedi, hani ben sizi hani ritüel, hani bu şeyde Hint felsefesinde var olan ritüeller. Bizi bugün maalesef Doğu Kilisesi'ni de bozan, bu ritüeller oldu ki bizdeki tekke zaviyelerdeki veya tasavvuf veya cemaatlerdeki birçok ritüeller Doğu Kilisesi yani Bizans Kilisesi'nin ritüelleridir. Vatikan'la Bizans arasında çok büyük bir fark var. Yani Vatikan'da her şey sert, hard yani ve keskinken Doğu'da ritüeller daha ön plandadır. Yani işte bizde de o yüzden ritüellerden biz dini kaçırıyoruz. Ritüelleri gerçekleştirmekten. Şekilci hale geliyor. Tabii mesela şey yoktur. Bizans kilisesinde din büyüğün elini öpmek vardır mesela. Bu zorunluluk gibidir. Bu maalesef bize Hacı Bektaşi Veli'nin, Hacı Bayram Veli'nin o silsilesini yok etmiştir. Bu iş, el öpme geleneği birçok ritüeli beraberine getirmiştir ve bizdeki o saf, tarik olan inancı darmadağın etmiştir. İşte o Ramazanlarda bunlar hatırlatılırdı. Yani işte o analiz düşünme. Şöyle bir şey. Mesela biz mukaddes emanetler. Mesela sakalı şerif çıkar ya veya hırkayı şerif. Biz gidiyoruz onu öpüyoruz, sarılıyoruz. Oradakileri dokunuyoruz. Vücudumuza sürüyoruz. Bu putperestliktir. Şimdi asıl mevzu şudur orada. Kaçırılan bir nokta. Sakalı şerifin ziyarete çıkarılması sebebi veya hırkayı şerifin Resulullah Efendimizin daha fazla selavat getirme, orada bir de İslam tarihini yaşatma. Hı hı. Yani o anlatılırken Resulullah Efendimiz hayat hikayeleri anlatılıyor. Mesela Eyüp Türbedarları Resulullah Efendimiz'in seyrini, yani hayat hikayesini anlatıyorlar. Ve kıssalar anlatıyor ve insanlar bir nokta sözlü tarih yapıyorlar orada. Hı hı. Yani okumayan, okuma yazma bilmeyen insanlara bir nokta İslam tarihi öğretiliyor. Aslında her şeyin amacı farkındalığı arttırmak değil mi? Evet. Yani objeyi görürseniz kalıcı olur. Şöyle söyleyeyim. İşte eğitimde de öyledir. Objeye koyduğunuz zaman bilgi kalıcı kalır. Hı hı. Orada da İslam tarihi içerisinde biz sakallı şerifler, hırkayı şerifler bir noktada İslam medeniyetini göstererek öğretme notları. Biz onu unuttuk. Sadece objeye odaklandı ve ondan medet umuyor. Bu da tabii şirke götürüyor. Bu beş daha fazla ritüeller oluşturuyor. Bu sefer de Allah'ın dininden uzaklaşıp insanın Allah adına oluşturduğu dine yöneliyoruz. İşte Ramazanlar, eski Ramazanlardaki yapıp bunu önlemeydi. Şimdi biz o ritüelleri o kadar fazla yer alıyoruz ki hani eskiden vardı, şimdi yavaş yavaş bunu unutmaya başladı ya da çok az artık oruç tutanlar sayısı az şey yaptı, azaldı da oruç tutanlar. O yüzden fark ediyor. Hani ben oruçluyum, sinirliyim falan şeyi vardı. Ya kardeşim, o zaman oruç tutma denir değil mi? Oruç zaten amaç o. Sadece kendini aç bırakması ve susuz bırakması değil. İnsanın o sırada kimseye öfke de duymaman gerekir. Halin olmaz zaten. Negatif duygular, düşünceler. Bir de demin hocam çok önemli bir şey söyledi. Hikayelerden bahsetti. Çünkü insan hikayelerle öğreniyor ve o şekilde o kültürün bir parçası oluyor. Yoksa o ritüeli sadece şeklen gerçekleştirdiğiniz zaman o sizin mana dünyanıza hiçbir şey getirmiyor. Ama hikayeler size hem kültürü öğretiyor hem de sizin böyle mana dünyanızda yeni bir pencere açıyor. Çok doğru. Ve hatta bu İslam Osmanlı tarih yazarlarına baktığımızda onların hani tarih işte Aşık Bazı'dan tutalım diğer bütün tarih yazarları o dönemde yazılmamıştır ama daha sonra yazılmıştır. Evet. Yazarken o dönemi padişahına yöneticilerine gönderme yaparak geçmiş padişahlar hakkında hikayeler veya olaylar yazmışlardır esasında. Çok da dikkatli okumak lazım o yüzden Osmanlı tarih kroniklerine ve orada göndermeler vardır. Bir noktada padişah onlar yönlendirir. Ve hatta şöyle bir şey vardır. Bizde
Mesela biz sinemada, fotoğraf sanatında çok daha iyi durumdayız. Bakmayın, gücümüzün farkında değiliz. Çok çok iyi durum. Analitik bakış açımız güçlü. Bunun da sebebi şu. Biz minyatürlerden bu yana gelen bir görsel hafızamız var. Şimdi bütün hikayeler, o padişahlara sunulan o minyatürlerde geçmiş olaylar anlatılıyor. Yani bir noktada padişah diyor ki, bak bu olayla yaşandı. Diyorsa gördüğünü öğrenirsin. O minyatürler üzerinden ecdadı anlatılırdı. Ve bu yüzden de bizde görsel hafıza daha iyidir ve bizim görsel hafıza anlatımız gücümüz daha fazladır. Bir tek şey var. Bu coğrafyaya has bir özelliktir maalesef. Yani İran'a değil, bakın doğu coğrafyası değil. İran da bunun farkındadır. Aşağısı da biraz farkındadır ama Mısır farkındadır. Bizim Anadolu coğrafyası, biz gücümüzün, sanatımızın değerini bilmiyoruz. Hükmümüz yok tabiri caizse. Yani evet. Sanatta, kültürde başarılı olanların her birini ya kibir yüklenir o insana ya da biz hakir görürüz. İşte derler ki, ya Faruk hocam anlat bu Osmanlı tarihi neydi? Anlat bizim 2. Abdülhamid evliya mıydı filan. Bu hale gelir. Yani karşındakine hükmü yoktur. Ve bu ilim de yavaş yavaş avamlaşınca bu sefer kibir noktaları çıkmaya başlar. Az bir şey öğrenen bu sefer kibrinden yanına yaklaşılmaz. O da kibrinden dolayı kendini geliştirmez. Bu coğrafyaya mahsus bir olay. İşte bütün bunlar Osmanlı döneminde, biz Osmanlı o kadar garip yüceltmeye başladık ki bu sosyal hayatı kaçırıyoruz. Bunları törpülüyorlar. Nasıl törpülüyorlar? Şeyde şimdi adam içebilir. Ondan sonra başka eğilimleri olabilir. Hanesinin içinde yapabiliyor bunu. Dışarıya gittiğin kamusal alandır. Yani emsal oluşturur. O yüzden ne halt edersen et. Noktasına gel. Bir süre sonra bakıyorsun mesela İstanbul'un semtin ismini veren İstanbul Üniversitesi'nin ilk müfredatını yazan Mahmut Paşa bile yani bir içkiyle haşireşir oluyor ama sonra karşındaki padişahın halinden dolayı bunu terk ediyor. Bak hal. Şimdi biz insanların bir geçiş dönemini görmek istemiyoruz. Hiçbir şekilde. Hani hemen evliya olsun bir anda bir göçüş dönemi çok vardır. Doğru. Çok doğru. Çocuklarımız nasıl? Bir ergen diyoruz. Bak bir ergen, bir kişilik oturması var. Orada sorunlar olur, asabileşir, saçma sapan müzikle ilgilenir. Ondan sonra garip garip hareketler yapar, acayip bir moda takibi yapar. Kendini bulma yolculuğu. Ya normalde biz hala kendimizi bulmaya çalışıyoruz. İşte o Ramazan ve bayramlarda bu sizi frenleme ve kişiliğinizi oturtma dönemidir. O bakımdan çok önemlidir. Mesela ne vardır? Mesela Hıdır Ellezler'de işte İstanbul'da biz anlatırız işte Hıdır Ellez'le beraber İstanbullular işte Boğaz'da artık sayfaya giderlerdi falan şekli. Ama Hıdır Ellez'de şöyle bir şey vardır. Vücudu detokslanır. Yani biz nasıl bugün vitamin mineral eksikliklerimiz var ya, o dönemde de işte hamama gidiliyorsunuz. Sizin önce bir tuzla vücudunuzu ovuyorlar. Sonra balla ovunuz. Yani vücudunuzun o mevsim değişimlerinize vücudunuz hazırlanıyor. Hazırlıyorlar, evet. Hepsinin bir anlamı var. Yani şey, bal sabahları yenmez. Evet. Bal ilkinde vakti yenir. Yani kan şekerini düzenleme. Sabah yendiğiniz zaman siz şey, vücudunuza ağırlık yapıyorsunuz mesela. Bu o yüzden sabah bal, Osmanlı sabah bal falan yok. Ama ne var? Hani kahvaltı yok. Kahvaltı sonradan gelen bir özellik. Sabah vücudu yormayan aktiviteler var. Yani yiyecekler var. Ve yavaş yavaş şeye doğru, ilkindiye doğru artışı gösterir. İlkinde durur vücut. Yani vücudun bir sindirme dönemi var. İşte asıl vitamin mineral alma dönemidir. Aslında her şeyin altında çok gerçek ve bilimsel sebepler var. Aynen öyle. Hıdır Ellez dediniz ya. Hıdır Ellez benim için çok özeldir. Çünkü ben 3 çocuk annesiyim ve hepsini Hıdır Ellez'de dünyaya getirdim. Maşallah. Ay, döngüdür. Yani ciddi bir döngü zamanıdır. Çok özel bir zaman benim evet. için. Tasavvuf açısından bakarsak Hıdır Ellez ne ifade ediyor? Çok güzel bir açılım yaptı çünkü Süleyman Faruk Bey. Evet, tasavvuf açısından aslında şimdi hocamın söyledikleri, demin söyledikleri bütün bana tasavvuftaki paylaşma ve başkasına vermeyi daha çok çağrıştırdı. Ve burada böyle ben güzel bir anekdot vermek istiyorum. Şimdi bir zat çölde bir kuşu, sakat bir kuşu inceliyor. Nereden besleniyor, nasıl besleniyor, nasıl hayatta kalıyor diye bakıyor. Bir bakıyor ki sağlam bir kuş ona yiyecek getiriyor ve diyor ki demek ki diyor hani Rabbim orada da çölün ortasında da sakat bir kuşa rızkını veriyor. Hani o zaman bir şey yapmaya gerek yok gibisinden. Fakat sonra İbrahim İbni Ethem diyor ki esas diyor güzel olan, hayırlı olan diyor
veren el olmaktır. Sen neden o sağlam kuş olmuyorsun? Neden sakat kuş olmaya öykünüyorsun da? Hani veren el, alan elden her zaman hayırlıdır diye. Aslında bütün bu öğretiler burada işte hem paylaşmanın hem veren olmanın, veren el olmanın önemini anlattığı için birbiriyle örtüşüyor ve buluşuyor. Demin hocamın çok bahsettiği doğru hikayelerde de. Mesela nezaketle biz tasavvufu karıştırdık. Şimdi mesela işte bir hocamız var, saygı duyduğu insan var. Gece telefon çalıyor evinde. İşte birisi arıyor, diyor ki taksi durağı zannediyor. Arıyor ve ondan sonra o şahıs da işte alıyor adresi. Tamam diyor. Sonra o kendisi taksi durağını arıyor ve karşı taksi gidiyor şimdi. Bunu bir ruhaniyet yüklerler. Aa, bu nezakettir. Biz nezaketle tasavvufu tamamen karıştırdık. Yani her şeyde Allah, hikmet aramanın doğrudur ama şu var. Buna her seferinde maneviyat yüklemek demek bir süre sonra işi boyutunu farklı boyuta geçirmek lazım. Yani nezaket gösteriliyor. Biz nezaketi bile anlatmaktan aciz hale geliyoruz. Kavramları karıştırdıkça. Şimdi mesela annemin yaptığı bir tasavvufi eylem değildir. Bir nezakettir. Bir İstanbulluluktur. Evet. Yani gerçeği budur. Şimdi nasıl gerçeği budur? Ben mesela benim ailem için anlatırlar. 1064'te biz geldik. Denizli Kale Tavası kurdular. Ya düşünüyordum ben. 1064'te gelip bu Bizans'ın içerisine Haçlılar geliyor. Ya nasıl bunlar burada kalabiliyor? Ha mevzu şu. Adapte olmak değil. Tavrını koymak, duruşunu koymak. Bakıyorsun sonra Bizans kroniklerine bilmem ne diğer kaynakta. Ha Türklerin gelip de yerleşik hayatta birebir olanlarda hiçbir sıkıntı yok. Bu aynı şeyi Osmanlı daha sonra devam ettiriyor zaten. Yani çapulcuyla uğraşıyorlar Osmanlı. Geri kalan kendi bünyesine dahil olanında hiçbir sıkıntı yok. Yani düşünün Sultan II. Abdülhamid'in sağ kolu Kazazyan Paşa. Maliyesini her şeyi kontrol ediyor. Ne zaman Kazazyan Paşa ölüyor Abdülhamid'i de o zaman tahttan indirebiliyorlar. Yani ve bu insanlar yakın tarihe kadar hep Katolik Ermeniler sadıktır ve Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunda çok büyük gayretleri de olmuştur. Şimdi bu bir aidiyetle alakalı. Hı hı. Şimdi bu taksize aidiyet gerekiyor. Aidiyetiniz olduğu zaman ne olur? Bir defasında adaletli olmanız gerekiyor. Hı hı. Aidiyet olduğu zaman ne oluyor? Ahlak kriteriniz oluyor. Hani ahlakla adalet eş değerdir. Hı hı. Resulullah Efendimiz diyor ya ben ahlak tamamlamak üzere geldim. Ahlakla adalet aynı kökenden gelir. Ya adil olmayan ahlaklı olmaz. Ahlaklı olmayan hukuku bekleyemez ondan. İşte bu birbirini tamamlayacak. O size bir noktada değil, zerafeti getirir. Bir soru sonra siz nezaketi. İşte nezaketle beraber hı hı. İşte diyorlar İstanbul beyefendi. Hayır, İstanbul beyefendisi dediğiniz adam hukuku olan bir adam. Yoksa efendim işte elinde bastonla falan giderdi ya. O baston tarzı bile Rum Ortodoks inancı, o şeyh efendinin elindeki Rum Ortodoks inancındaki şeyi gösterme. Benim ruhani gücüm daha güçlü. Çünkü Hazreti Musa Aleyhisselam'a öykülenme, Hazreti yani Süleyman'a öykülenme. Yani bir iktidar göstergesi olarak. O şey değil işte. Sembol olarak kullanılıyor. Oradaki anlamları kaybettiğiniz zaman işte her bastonla İstanbul Beyefendisi. Yok öyle bir şey. İstanbul Beyefendisi dedi mi bir defasında zarif ve hak ve adaletin ne olduğunu bilen insan. Evet. Bu İstanbul beyefendisi, bu Manisa beyefendisi de olursunuz. Tabii. Konya beyefendisi tabii de olur. Selçuk yani Kayseri beyefendisi olur. Hiç şey değişmez. Biz bütün bu kavramları allak bullak edip de üstüne bir de ruhaniyet eklediğimiz zaman işte o bu yüzden biz şu an çıkamıyoruz. İşte bunları Ramazanlarda, bayramlarda dengeler. Ramazan'da işte bu Resul Efendimizin hayat hikayeleri anlatılarak, seyri nebi yapılarak, mukaddes emanetler çıkartıp onun üzerinden olaylar anlatılarak. Şimdi düşünün bir sakalı şerif bizim çocukluğumuzda sakalı şerif çıkartıldığında işte hani şey vardı ya filmlerde Şener Şef'in Haydar Kalesi anlatılır ya işte esas o çok önemli bir şeydir. Orada esasında bir emanet çıkartıyorlar. Orada Haydar anlatıyor. O Ramazan'da anlatılır. Bizde de Nimelce işler anlatılırdı. İşte Nimelce İstanbul'un fethine gelen askerler ve komutanlar. Yani Resulullah Efendimiz'in ne mutlu askerler dedi. Hıdıs-ı Şerif'e nail olanlar Nimelce, mutlu askerler. Onun hikayesi anlatılır ve o Ramazan'da aklımızda kalırdı ve biz İstinye'de, işte Can Kurtaran'da, Fatih'te Nimelceş kabri ziyaret edelim. Ne oluyor orada? Bu sefer İstanbul fethiyle ilgili bir şeyler öğreniyorsunuz. Hı hı. Ve tarihteki bazı şeyleri sonra kaşığınız ileride okuduğunuzda tak 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 yerine oturuyor işler. Hı hı hı. Ki düşünün ve bizim ev mesela çocukluğumuzda bir kozmopolitik bir evdi. Yani Nice Fazıl'la gelirdi işte efendim. Ondan sonra Fakir Baykurt'la gelirdi çocukluk dönemimizde. Yani ve
düşünebiliriz. Her bir ayrı fikriye sahip ama ortak bir noktada buluşuyorlar. Tabii. Neydi? Annemin dolması, Ege usulü işte şey patlıcanlı kuru dolma, biberli kuru dolması, işte onun yoğurdu. Ondan bu sonra turşusu. Bir değer olarak herkesi kucakladı. Ben yıllar sonra çözdüm olayı. Yani ne, hani o dolma ha, önemli. Dolma evet yani. Bak şimdi ortak nokta bu ama bahane tabii o. Normalde herkes oradan bir alışveriş yapıyor. Burada bir fikri alışveriş var. Ha, o alışveriş esnasında ha, keşke beni daha çok o meclise soksalardı. Ben daha çok şeyler duysaydım. Ama küçük olduğun zaman hep servis size yaptırırlar ya. Yani işte kaptığımız kadarı. Orada herkes besleniyordu esasında. Tabii. Hani dışarıda ötekinin duygusunu, kültürünü yapıp empati öğreniyorsunuz. Çok doğru. Aslında. Bakın eskilere bakın. Eskilerle ben çoğuna yetiştim yani küçüklüğümde veya şeyde. Hiçbir diğer fikri sahip insanlar ne hakaret eder ne bir şey yapar. Hiçbir şey yapmaz. Onu o ve ona saygı da gösterirler. Ben şeyde gördüm onu. Bir gün havaalanına babamı yolcu ederken orada Türkiye yurt dışına kaçak kalmış. Şimdi ismini bahsetmeyeyim. Bir şahısla tanışmıştım. Sonra o şahısla nereye gittik biliyor musun? Çok enteresan. Rahmetli Mehmet Şevket Ege ile buluşuldu. Ben şaşırdım mesela. Hani şeye gidildi ve ofis de çok enteresandı. İstanbul Adli şey valinin karşısında adli an mıydı? Öyle bir şeydi. O an ya bir baktım Mehmet Niyazi Özdemir orada rahmetli. Yani hani herkesin fikriyatı farklı. Ama orada İlk defa ha dedim. Yani bir edep vardı. Düşünceler farklı, ideolojiler farklı. İşin bir de şöyle bir yanı var bence. Yani bir entelektüel seviyeye gelince insanlar orada hiç kimse hiçbir konuda fanatik olmuyor. Yani takım tutar gibi davranmıyor. Karşıdan da bir şey alabileceğini kitle düşünüyor. Oluşturmak derdinde yok. Rating alma derdinde. Böyle yetişiyor. Yani demek. Bu bakın bu adalettir. Bu Allah'ın adaleti yaşantı sistemidir. Siz herkesten bak yıllar önce üniversite ben öğrenci şunu anladım. Herkes bir alemdir ve herkesin birbirini alabileceği çok şey vardır. O yüzden hani sabahları kalktığınız aynaya bakın kendinize bir önce şükredin. Arkasından da ben kimim diye sorun. Yani fizik olarak biz farklıyız. Ama ruh olarak da farklıyız. Bizde bile hani derler eşler bir süre sonra evliliklerde birbirine benzemeye başlar. Yani bu esasında bir alışveriştir. Yine anlaşamazlar. Yine çok farklı ayrımları vardı ama dikkat edin cemalleri benzemeye başlar. Yavaş yavaş tavırları benzemeye başlar. Doğru. Ne zaman benzememeye başlıyorsa esas o ikisi birbirini sevmiyordur. Bir uyumsuzluk var demektir. Bakın hemen bu noktada demin birinci bölümde de sosyal medya ile alakalı bir parantez açmıştık. Şimdi o duygu alışverişi, hani iletişim başka bir hale gelince teknolojiyle birlikte o duygu alışverişi de sanki oradan yapılıyormuş gibi bir hale geliyor. Şimdi yanılıyor muyum? Çünkü her şeyin, her konunun içselleştirilmesi yerine gösteriş haline getirilmesinden bahsediyorduk sosyal medyada. Doğru. Bilgi güç kırbaç gibi kullanılıyor. Yani bizim bir hocamız var rahmetli. Siz bilmezsiniz Boğaziçi deruhunda falan. Ya şimdi herkes Boğaziçi medyanı bilmek zorunda değil. Evet. Anlat. Herkes de alacağını alır. Herkes farklı alır ama. Evet. Ve işte sen bilmezsin deruhunda. Böyle nedenle de almak istemezsiniz yani ki. Yani herkes her şeyi bilmek zorunda da değil. O yüzden bugün master, doktora yapmanın temel sebebini biliyor musun? İnsanlara bilgiyi kırbaç gibi. Sen bilmezsin master'da neler yaşadığımı. Sen işte doktora yaptım ben. O yüzden de işte bu bilgiler. Hayır bu değil. Esasında bilgi önce seni bir ıslah etmesi lazım. Önce bilgelik olması lazım ki o bilgi bir işe yarasın yani. Yoksa egoya, kibire sapınca her şey amacını kaybediyor. Ya şey var, biz rahmetli Kemal Karpat Hoca ile Romanya baba daha gitmişti. Onun doğduğu yer. İşte Rusların geldiği güzergahı bana gösterecek. Ya o yaşına rağmen şeye doğru babadan dışarıda o babadağ tarafına orman alanına falan böyle gittik. Ondan sonra döndü hatta dedi ki buralar size ait falan dedi. Sonra senin ataların oldu ya senin vahtaların vakıf araziler buralar falan. İşte ve seninle beraber gidiyor ve bir taraftan da kendi kontrol ediyor yani teyit ediyor yani bir nokta değişimini yaşamış diyerekten. Ve o zaman şunu anlıyorsunuz. Biz şimdi bilgi var. Ondan alıyoruz. Bundan alıyoruz. Sentezliyoruz. İşte biz bunları tez olarak kullanıyoruz. Bu insanlar direkt araziye çıkıyor.
Direkt birebir çalışıyor. Ve işte bu bilimdir. Yeni bir şey ortaya koymaktır. Yeni bir yorum getirmektir. Biz sadece işte Süleyman Faruk Öncü şunu demiş. İşte Nihal Hanım bunu demiş. Fatma Bey, Fatma Hanım şunu söylemiş. Sen ne söylüyorsun? O bilgiyle bu... hemhal olmuyoruz çünkü. Yok öyle bir şey. Yeni bir şey de yorum da getiremiyor. Bu işte bütün bu ahlak, hukuk, bunlar bünyenizde yoksa siz bilim üretemezsiniz. Doğru, doğru. Yani altında sağlam bir kaide olması lazım. İşte o yüzden İstanbul 3 medeniyetin ev sahipliği şehri. Çünkü bütün her şey burada sizi zaten pişiriyor. Siz İstanbul tarihinize hakimseniz, İstanbul medeniyet tarihine hakimseniz, dünya medeniyet tarihi hakkında bir yorumunuz vardır. Evet. Siz İstanbul medeniyet tarihine hakimseniz, Anadolu medeniyet tarihi, Anadolu ticaretine hakimsiniz. Bir de coğrafyayı, pardon, tarihi birleyen 3 faktör vardır. Tarihi coğrafya, İstanbul gibi düşünün hani boğazlar. İki, iklim, her şeyi belirler. Üçüncüsü, ticaret ve demografidir. İkisi bir eşdeğerdir. Bu üçünü bilmezseniz tarih yazar. Tarih ondan sonra hamasete dönüşür. Yani bizde şu an hamaset tarihi yapılıyor. Düşünün Kanuni dönemi belki en başarılı dönemlerden bir tanesi. Niye? Mini bir buzul çağı var. Mini bir buzul çağı olduğu zaman işte bir taraftan Luther çıkıyor o dönem içerisinde. Bir taraftan Celal isyanları çıkıyor. Ama biz bunu bilmezsek Celal isyanı bir dini isyan olarak tarihin sayfalı ha babam tekrar ederiz. Ama önemli olan bir iktisadi bir kavga var ortada. Ve varoluş kavgası var. İşte bütün bunları analiz ettiğiniz zaman yeni bir bilgi ortaya çıkartırsınız. Ve bu sefer de sizin ne kadar kendinizin cahil olduğunu fark edersiniz. Bizde ise bunları fark etmeyince kitabiyeti birebir ezberleyince abi bir kibir geliyor insanlarda. İnanılmaz halbuki bir şey. Halbuki hiçbir şey bilmediğini bilmek değil mi erdemli olan? Hani. Bu anlamda sosyal medya demiştik az önce. Bu ne hale çeviriyor bizi? Sosyal medya demin de bahsettiğimiz gibi haset duygumuzu tetikliyor. Yani yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Ve haset duygumuz tetiklendiğinde de depresyona girme eğilimimiz artıyor. Yani onda olan bende olmadığı için mutsuzum ben yanılsamasına düşüyoruz. Ama onda olan bende olsa da mutsuz olabiliyorum. Yani buradaki yanılsama o. Bir de tabii insanları hep böyle belli bir işte tüketime, belli bir hani sürekli has peşinde koşmaya özendiriyor. Bu da insanları mutsuz eden başka bir faktör. Burada aslında demin şeyi söylemek istemiştim. Hayat Nur Artıran'ın çok güzel bir sözü var. Yani sadece kendimize benzeyeni seversek bugünün sonunda kendimizi sevmeye yani narsizme doğru demin de sizin bahsettiğiniz. O yüzden biz işte İstanbul Beyefendisi dediğimizde aslında aynı şey. Hani farklı kültürlerden beslenip onlarla hemhal olmak, oradan hikayeler kendi bünyemize katıp bir şey geniş senteze bir ulaşmak. Evet, aslında. Senteze ulaşmak. Yani birebir bir şeye böyle bağlı kaldığımızda sadece tek bir öğretiyi diğerlerinden alabileceklerimizi kaçırıyoruz. Bunu ben son dönemde çok gözlemliyorum. Mesela biri güzel bir şey söylüyor. Öbür kişi diyor ki ama o şunları de söylemişti diyor. Hemen onun kötü bir söylediğini. Ama halbuki bir dakika, alacağını almak evet, değil alacağını mi? Al öbür taraflarını katılmak bırak. Katılmak zorunda yani. Ben size güzel bir örnek vereyim. Biz hani yazları Kur'an kursuna gidersiniz ya. İsteyen Kur'an kursuna biz gidiyoruz. Fakat gittiğimiz çocukluk arkadaşlarımızla bir tanesi Yahudi. Biri Murat Katolik Ermeni. Tam bir de İstanbul'da Yorgo işte. Var. Şimdi işin enteresan bir gün annem bana dedi ki çok kızdı böyle. Dedi ki bunlar gavur dedi. Hepsi Kur'an-ı Kerim'e geçmiş sen hala İncil'sin desin. şimdi biz bazen görüşüyoruz. Çok enteresan bir şey. Bizim Yahudi olan arkadaşımız Rab. Yani bir sinologda dini yönetici. Ve Aksaray'da oturuyor. Bir gün beni aradı böyle korku haline. Dedi ki ya dedi ön tarafındaki bina hala Aksaray'da o aile apartmanın ön tarafında bir restoran var ve bir yabancılar gelmiş almışlar. Bundan yaklaşık 2 yıl veya 2-3 yıl önce Ramazan'da işte Ramazan eğlencesi aldı altında iftarda böyle bir bayan oynatıyorlarmış. Bu da tabii camdan orayı görüyor. Ondan sonra 155'i aramış da belediye çıkartmış bilmem ne yapmış falan. Ama bir taraftan da korkuyor ve beni arıyor. Dedi ki böyle dedi işte acaba de benim olduğum anlarlar mı falan. Ne yapıyorsun sen dedim. Dedi perdenin arkasından bakıyorum diyor gelen giden var mı. Dedim şimdi ilk hemen yanındaki berjere otur dedim. Oturdum dedi. Şimdi benim söylediğim tekrar. Ben Yahudiyim. Bu Müslümanlar Ramazan'a. Ya olur mu? Mübarek Ramazan. Karar verdim. Ne taraftasın dedim. Yani şimdi bunu yap. Ne güzel değil mi? Aynı kültürü paylaşıyor yani. Şimdi hatta bir şeyi var. Bir gün böyle Kuzguncuk'ta oturuyoruz. Ondan sonra ikindi ezan okundu.
İşte böyle şey yapıyoruz, kahve içiyoruz falan. Sen de namaza gitmiyor musun dedi. Ya dedim, bir Yahudi bile bunu söyledikten sonra benim artık mecburen gitmem lazım dedi. Hani, ve gittim şey dedim giderken de. Ya dedim şuraya bak, Allah'ın hikmetine bak dedim. Şimdi yok ne Allah'ın hikmeti dedi. Yani, kıl kardeşim dedi, sen dedi bir yerde buluşalım dedi. Şimdi bu bir şimdi birbirinin anlamayla alakalı. Şimdi bakıyoruz. Tabi o şimdi bekar ama bizim diğer Ermeni ve Rum arkadaşlarımız evlendiler. Ve onlar kendi çocuklarını kendi misyon okullarına verdiler. Ve şimdi mesela Allah uzun ömürler versin, Murat burada şeyini alıyoruz, ismini yad ediyoruz. Şimdi diyor ki ya diyor çocuk beni beğenmiyor diyor. Hani dedim ki çünkü sen kendi gettonda. Biz gettoda yaşamadık ki. Ve birbirimizi anlıyorduk tabii. Paskalyamızı biliyorduk. Ve düşün bak geçen ben buradan da Allah gani gani uzun ömürler versin. Şeyi aradım. Neriman abla bir kere rahmetli bir kere Sıral Bayran eşin Neriman abla. Benden önce Kandil gecesinden önce işte onun o Ermeni Murat diyor. Ermeni Murat aramış yani. Düşün, biz yine ikinciye düştük. Diyor ki hiç atlatmaz ve eşiyle beraber bayramda gidiyor. Şimdi bir alışveriş var. Bir ortak yaşam ortak, kültürü aynen. var. Biz birbirimizin derdini biliyoruz. Hatta hani dinliyor ya işte Yahudiler bunu yapıyor şunu yapıyor. Bizim arkadaş da şey der. Ya ben evde oturuyordum vallahi ben şey yapmadım. Şimdi bazen birbirimizle böyle dalga da geçiyoruz bazen kuzguncukta buluşup. Şimdi ama yeni nesilde bu yok. Ve hatta herkes bizim, kendi gettosunda yaşıyor evet, dediğiniz gibi. Evet işte Yorgo askere gitmişti Sivas'ta işte bölük bölük asker geliyormuş. Burada diyorlarmış bir Rum var falan o benim diyorlarmış. Hadi lan diyorlarmış. Ya vallahi benim falan. Ne bekliyordu kuyruk mu bekliyordu? Ay sen benim gibi işte adam mısın diyor. Ya daha meyve bekliyorsunuz demiş yani. Hani şu var. Yani bizdeki işte bu gayrimüslim olunca vatansever olunamaz mı? Öyle şey olur mu? Sorun şurada. Bir havzada buluşmazsanız, bir havzada buluşmazsanız, o yüzden Türkiye Cumhuriyeti çok önemlidir. Tabii. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti kimliği çok önemlidir. Biz bu kimliği kaybettirirsek, yıpratırsak dağılırız. Aynen öyle. Ve bu yüzden de... Ve gücümüz de buradan geliyor aslında. Evet. Çünkü bu coğrafyada bakın her bir bedel ödedi. Şimdi işte bizim Yorgo Yunanistan'a gidiyor. İşte orada domuz çevirme yapmışlar. Ondan sonra yemiş filan, zehirlenmiş, hastaneye kaldırmış. İşte Türkiye'ye geliyorlar tek orada akraba ziyaretinden. Anlatıyor. İşte diyor ki kardeşim diyor sen diyor hiç hayatın domuz yedin mi burada? Yo diyor. Bünye almaz ki diyor. Sen zaten doğru. Yarı Müslüman gibisin şimdi. Şimdi coğrafyada bakın şey var. Şeyler bile sistemler bile değişiyor. Bugünün mesela Türkiye Yahudilerinin yapısı İsrail'e uyuşmuyor. Gidenler zaten orada. O yüzden İstanbul Mahallesi kuruyorlar. Tabii. Uyuşmuyor. Buradan Yunanistan'a giden Selanik'e yerleşenler işte aşağı Atina bölgesini Güney Yunanistan anlaşamıyorlar. Bunu bunun temel sebepleri bu coğrafyanın kodlarını aldı. Toprak önemli. Çocuklarımıza bunu aktarmadığımız için artık onlar farklı bir dünyaya gidiyorlar. Osmanlılık evet. budur işte. Evet. Osmanlılık ortak bir havzada buluşmakta. Evet. Ha bunlar hepsi dört dörtlük olacak diye bir şey. Hayalde çizmiyoruz. Hainler de çıkacak efendim. Bundan rahatsız olanlar da olacak. Normal bir şeydir ama şu vardır. Bizim bir devlet aidiyet duygumuzu oluşmasa bugün bizim aidiyetimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir. Evet. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerleri bizim kimliğimizdir. Varlık sebebimizdir. Evet. Bunları kaybettiğiniz zaman dağılırsınız. Evet. O yüzden biz Kurtuluş Savaşı'nı çok iyi anlatmamız gerekiyor. Evet. O şartları nasıl olduğunu anlatmamız gerekiyor. Kolay bir şey değil. Ve o Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelede elde ne kadar silah vardı ve ne kadar mühimmat vardı ve kimlik neredeydi? Hı hı. Yani ve bu yüzden de bu zaman bugünkü günümüzün ne kadar muhteşem olduğunu anlarız. Evet. Ve şu coğrafyada, bu coğrafyada en bolluk dönemi, en özgürce yaşanılan dönem bu dönem. Hı hı. Bu coğrafya İstanbul, Anadolu hep kıtlık çekti. Hı hı. Ve hep susuzluk dönemi yaşadı. Belli bir dönem yaşadı. İşte düşünün çok basitti yani 89'du rahmetli babamla biz şeye gittik onun emir subayının olduğu yerine Burdur Bucak bölgesi orada incir
bir bölge, bir dağ inciri yapıyorlar. İncir bitmiş, yani hastalık gelmiş, 2 senedir olmuyor ve insanlar perişan vaziyetteydi. 89'dan bahsediyorum ben. Yani vurdur bucak yani. Bucağın bir bölgesi. Çok şaşırmıştım ben. Bu biz bugünlerde o kadar şeyiz ama şükrü bitim farkında değiliz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ne kadar az şükrediyorsunuz diye bizi uyarır sürekli. Şükrettikçe bir de şükredeceklerimiz de artıyor. Sözünüzü kestim, bir de şunu unutuyoruz. Mesela bu sene zeytin ve incir az. Geçen sene fazlaydı. Bir döngü vardır. Yani iklimde de döngü vardır. Üründe de döngü var. Bir dönem nar fazla olur, bir dönem olmaz. Biz bunu kıtlık diye bir kodlamalar içine giriyoruz. Panikler içerisine yapıyoruz ve bunu bir açgözlük içerisinde depoluyoruz. İşte bugün biz fıstığı 3 yıl önceki fıstığı yiyoruz. Depoladığı için daha açgözlü fiyatlar artsın diye böyle depolandığı için ve bu yüzden de bu coğrafya diyorum hırpalıyoruz biz bunu. İnsanımızı da hırpalıyoruz. O yüzden her birimize ümitsizce davranışı yeni nesli bir defa inkara sürüklüyor. Tamam. Peki izninizle bu noktada çok güzel bir şey ortaya koydunuz. Reçeteyi de sizden almak istiyorum. Evet. Yani şimdi bütün bunların altında da korku var. Değil mi? Evet. Bilinci altında. Yani kıtlık olursa, şöyle olursa biriktirelim, depolayalım. Halbuki bolluğun, bereketin de sürekli paylaşmadan geçtiği, sürekli bir devinim halinde olması, aramızda dönüp dolaşması gerekir değil mi? Bir de şunu unutmayalım, coğrafi olarak da anlatayım ben size. Dünyanın en bereketli meridyeni Bağdat'la Hollanda arasındadır. Biz bu coğrafyada yaşıyoruz. O yüzden burada akrebi çok zarar vermez, yılanı çok zarar vermez. Bizdeki bile, kene bile sonradan bize gelme bir şeydir. Bu coğrafya bereketli bir coğrafya. Döngüler yaşanır, doğrudur. Ama burada büyük kuraklıklar olmaz. Bağdat'la Hollanda arası. En bereketli coğrafya. O yüzden herkes bu coğrafya tarih boyunca bu bölgeyi ele geçirmeye çalışmıştır. Mesela Ukrayna bereketli, yani koru dalı dikseniz Ukrayna'da ovalara yeşerir. Ama anlamı yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle dümdüz bir ova. Yani insan bir süre sonra sıkılıyor o coğrafyada. Git. Ama şöyle bir şey var. Burada yani bir anda bir dağ tepe çıkar. İşte bir anda iklim değişimi yaşarsınız. Şimdi bir Ukraynalı şey yazmış. Uçak da işte gidiyor. İstanbul'a yağmur var. Antalya'ya gitmiş. Böyle denize giriyor. Diyor ki Türkiye enteresan bir coğrafya. Böyle bereketli bir coğrafya. Evet. Şimdi böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Hem kültürel zenginliğimiz, hem toprağımız, iklimimiz, her şeyimiz. Peki bizi özümüzden uzaklaştıran nedir? Demin size reçete sormuştum ya. Bu ne evet, şöyle bir lazım? Şey var. Şimdi bir de mesela yurt dışına çıktığınızda bakarsınız Türkler der ki her yeri Türkler basmış. Bizim kendi kimliğimizle bir barışamama durumumuz var. Aslında çok bu işte doğru. Eskiden getirdiğimiz öğretileri, ortak kültürü hem unutmuşuz hem de böyle bir barışamıyoruz. Böyle bir sıkıntı duyuyoruz bununla ilgili. Kendi kültürümüzü tekrar hatırlamamız için daha çok Anadolu coğrafyasına işte Yunus Emre'ye, Hacı Bektaş Veli'ye, Ahmet Yesevi'ye bakmamız gerekiyor. Ve ben demin size bahsetmiştim bu şimdiki dönemin kişisel gelişim uzmanlarının söylediği şeyleri 700-800 yıl önce aslında söylemiş mutasavvıflar diye. Bu Dale Carnegie'nin mutluluğun işte 7 sırrı diye bir şey var. Orada diyor ki mutluluğa giden en önemli yol iyilik yaptığımız kişilerden minnet beklememek. Yalnızca bu iyiliği yapmanın zevkini almak için bu iyilikleri yapmak. Bunu aslında yüzyıllar önce Sülemi manevi hastalıklarda söylemiş. Yani birine iyilik yaparken orada sizde iç dünyanızda bir hesap varsa hani o da bana şöyle karşılık versin. O zaman bizim mutlu olma şansımız da yok. Yani iyilik yapalım diyoruz ama iyiliği de ticaret gibi yapmayalım. Çok doğru. Yani iyiliği de bir ürün gibi pazarlamayalım. Şimdi ya ben hizmet uzman, ettim sana bana oy ver. Evet gibi bir olmamalı uzman, yani. Konuğum şey demişti geçenlerde. Dünyanın, şimdi çocuk yetiştirmeden bahsediyorduk çünkü psikologtu kendisi. Dünyanın dedi daha fazla başarılı insana ihtiyacı yok. Çok başarılı insanlar var. Dünyanın vicdanlı ve iyi insanlara çok ihtiyacı var. Evet, çok doğru. Bunu çocuklara aşılamak. Şimdi çocuklara da bir şey didaktik şekilde öğretilmiyor. Aşılamak evet, örnek derken alarak, örnek teşkil etmemiz gerekiyor. Belki de rol modellerimiz yok.
Ama işte bizim bunları kendimizde oluşturmamız gerekiyor ki onlar da rol bakacak doğru işi görsünler. Yanlış insanlar olabiliyor biliyorsunuz. Nasıl? Sosyal medyadan dolayı. Onu biraz yani, açalım mı? Çok önemli. Kısa yoldan para kazanan, işte sürekli böyle yediğini içtiğini gezdiğini gösteren, biliyorsunuz son dönemde hani çok zengin ve çok gösterişli hayatlar yaşayan insanları hep gençlerimiz rol model alıyorlar. Çünkü onlar dizilerde de bu var aslında. Herkes böyle zengin adamı işte tavlayıp ondan sonra kısa yoldan konforlu bunu bir hayat yaşamak. Bunu çok uzun zamandır eleştiriyorum o sektörden gelen biri olarak. Evet. Peki reçetesi nedir bunun? Ne yapmamız lazım? Reçetesi tekrardan kendimizi, kendi değerlerimizi hatırlamak. Yani Anadolu'nun değerlerini güncel hayatımıza uyarlamak. Yani hiçbir zaman işte eskisi gibi gidip de bir sufilerin bir de öyle yanlış anlaşıldıkları bir nokta var. Zannediliyor ki onlar böyle inzivada yaşamışlar. Bir lokma bir hırkayla yetinmişler. Yok öyle bir şey. Böyle bir şey yok aslında. Yani halkla birlikte hakka ulaşmak vardır tasavvufta. Yani hep beraber olarak yani halkla birlikte ancak hakka ulaşabilir sufiler. Dinamik kadındır. Evet, yani bütün doğru, medeniyetlerde dinamik kadındır. Bakın dikkat edin. Resulullah Efendimiz'de bile mescitte, ilk mescitte kadınların statüsünü bakın. Çok iyi incelemek lazım bunu. Kadın bir noktada entelektüel olması gerekmiyor. Kadının vicdan olgusunu yaptığı zaman evladına onu yansıtması gerekiyor. Bizde şöyle bir şey var. Gençlerdeki asıl mevzu şu. Anne yok ortada. Anne de ayrı bir dertte. Anne de kayıp. Yani anne de bir rol model arıyor kendine. Anadolu kültürünün kökeni zaten ana erkeğin değil mi? Ana erkeğin. Yani şeye bak, bugün Çatalhöyük'e bak. İşte o bereket şeydi var. Bereket hep kadınla temsil edildi. Ama şu var, sizi yönlendiren mesela Yahudilikte niye anneden geliyor? Çünkü annenin aklı selim analitik düşüncesi çocukla beraber geliyor. Yani sizin hastalıklarınız da anneden gelir. Mesela panik hatanız varsa annenizden geliyor. İşte sizde pek çok şeyiniz, DNA'nızdaki rahatsızlıkların hepsi anneden geçer. O yüzden anne ne kadar sağlıklıysa çocuk da o kadar sağlıklı. Şimdi bizde şöyle bir sorun var. Bizde kadın gereksiz bir rol yüklendi. İşte kadın ayaktadır, kadın başarılıdır, kadın işte kendi vitrine koyar, işte her reklamda kadın var. Kariyer yani kadın yapması bir, gerekir. Kadın bir şey oldu, araç haline geldi. Ve bu şey var, Tolstoy bunu çok güzel anlatır, sanat nedir de. Kadın emtia haline dönüştürdüğü zaman siz nesli kaybediyorsunuz. Kadın hep ayakta güçlü olmuyor. Hayır, ağlayacak, yani depresyona da girecek ama kadının bir kendine ait olması. Biz de öyle bir hal aldık ki artık kadın yok, çocuk da yok çünkü ortada. Çünkü kadın performans göstermenin peşinde. Performans gösterdiğiniz zaman da kendinizden uzaklaşıyorsunuz. Çocuklara da rol model annedir. Yani erkek için de öyle, kız için de öyle. Yine özümüzden uzaklaşmış oluyoruz. Ya, o kadar güzel şeyler hatırlattınız ki, o kadar güzel şeylerin altını çizdiniz ki ve sizinle 6 saat program yapmak isterdim. Maalesef süremizi şimdilik sonuna geldik. Sizi tekrar konuk almayı dört gözle bekliyorum. Eyvallah gerçekten. Efendim. Kafamda yüzlerce daha soru var sizlerden cevabını bir almak de bize istediğim. Bir de bize düşünün. Ya. Evet. Selcan Hanım'ın Selcan Gül'ün Plaza Sufisi kitabını tekrar gösteriyorum. Bakın bayram tatilinde kendiniz için faydalı bir şey yapın. Konularda düşünün, okuyun. Bu kitabı da alın diye tavsiye ediyorum sevgili izleyicilerimize. Evet efendim, tekrar görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bizimle oldunuz. Hepinizin çok mutlu, umutlu, sağlıklı bayramları olsun şimdiden. Görüşmek dileğiyle.